Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Arnavutköy'deyiz. Dersimiz irade. İrade 33. Başlamadan önce bir yer okumak istiyorum. Ne yaptığımızı, neredeyiz? Biraz böyle belki şuur, farklı şuurlanmamıza vesile olur. Yani üzerimizdeki hantallığı, lakaytlığı varsa tabii. Ülfet varsa yıkılsın diye. Lemalar 281. Ülfeti kırmak adına. Bu dersimiz bu değil. Nerede ne yapıyoruz? Burası neresi? İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde Arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi o alemler bu alemlere kalp telefonuyla bu manevi böyle şimdi maddiyatı söylüyor. Olduğu gibi virgül. Semavat alemi yani şu galaksilerin olduğu yer değil. Semavat alemi yalnız alemi cismaniyeye cismaniyeye bakmıyor. Belki alim ervahı ve alemi melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şahadeti yata etmiştir. Hem alemi bakiden ve dar bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire tasarrufatı perde şadet altında her tarafta nurani bir suret uzanmış yayılmış. Sani Hakim, Sani Hakim Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl insanın başında yerleştirdiği duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. O, bak şimdi. Saniye hakim Zülcelal, Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle bak. İnsanı nasıl insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire tasarrufuna alabiliyor. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbir bir içinde bulunan daireler gibi binler alemi ihtiva ediyor. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar nazar olur. Yani o cüzler cüzi ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen o cüz'i hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlen dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük taşidat düşmanın kuvvetine karşı değil belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela hadisi i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve vahiy Kur'an'ın hadisi i kutsiyesi umum semavat memleketinde hatta o memleketin her köşesinde en, en mühim bir hadisi olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlık dizilip yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle vahiy Kur'an'ının dereceyi haşmetini ve şa ve şaşai saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen dereceyi hakkaniyetini ilana bir işaret-i rabbani olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş, atılıyormuş. Kur'an-ı mucizül beyan dahi o ilani tek Kur'an-ı beyan dahi o ilani tekvini tercüme edip ilan ediyor. Onu yorumluyor. Ve o işaret semaviye işaret eder. Evet her bir buradan devam ediyor. Aşağı atlıyorum. Olsun okuyayım bitireyim. Hadi bakalım. Evet, o vakit o asırlarda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an'ı ama bitireyim. Kur'an-ı mucizülü beyan dahi o ilan-ı tekvini tercüme edip ilan ediyor. Ve uşarat-ı semaviye işaret eder. Evet bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işaret azimi azime semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek elbette o vahyi Kur'an'ının haşmeti saltanatını göstermek içindir. <laughs> en küçük daireden en büyük daireye kadar mübareze devam ediyor. Hem şu haşmetli olan beyan Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil, cinlerin, Şeytanların bir metalleri yok. Cinleri büyütmelerinin sebebi cehaletimizdendir. Bak cinlilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil. Belki semavat insanın büyük insan ya orada cari olan kanun aynı bizde de cari. Cinler ve şeytanlar fiili bir müdahaleleri yok. Orada melekler, burada meleke, mele, me, malik olduklarımız, melekelerimiz. Belki kalbi Muhammediden aleyhissalatü vesselam ta semavat alemine, ta arş azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahiy Kur'an'ı koca semavatta umum memleketçe medarı bas olunan bir hakikattır. O koca semavatta umum melaikece medarı bas olunan bir hakikattır ki bas, bas olan bir hakikattır ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak hiçbir şeye rec ile işaret ediyor ki kalbi Muhammediye aleyhissalatu vesselama gelen vahiy ve huzuru Muhammediye aleyhissalatu vesselama gelen Cebrail kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselama gelen Vahi kalbe huzuru Muhammediye aleyhissalatu vesselama gelen Cebrail nazar Muhammediye aleyhissalatu vesselama görünen hakayı ki gaybiye sağlam ve mustakimdir. Vahiy, vahiy aklı muhatap oluyor. Akıl kalbin bir ayağı onun hesabına çalışıyor. Anlamak için kalp ve vicdan diyoruz. Oysa ikisi de aklın ayakları. İşlevleri ya. Sağlam ve mustakimdir. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı mucizül beyan mucizanı haber veriyor. Çok konuştuk. Çünkü delide vahiy gelmiyor. Delide vesaire. Ve akıl, akıl birinci derecede. Aklı olmayanın dini yoktur. Şimdi burayı okuyorum. Ama cennetin uzaklığı ile beraber, bu kanundur, her şeyde şey yap. Alimi ve kadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise, evvelki iki temsil anlaşıldığı gibi yani meyve esas meyve manadır. Tefekküre verilen cevaptır. Haleti ruhiyedir. İkram, insan, lütuf ve keremlerdir. Şimdi bir daha dinle. Bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırıyla anlaşıldığı gibi o elma getiriyor. Adam yedi. Ne oldu sonunda? Acıkmadım. Çok tuhaf değil mi? Soruyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdi. Ee, dedi bazı dedi ki o daha üstün değil midir diye ...gençler de soruyor ya elinden parmağından şundan buradan mucize gördü Hani devamlı denk geldiğimiz sorulardan dedim ki de, delikanlı Peygamber Hashi Selam bir kişilik bile tamamdan 300 kişi doyurmuş... Ho abi dedi bak mucize işte Peki o yiyenler acıktı mı sonra dedim he dedi e, ...ekmeğe ihtiyaçları var mı dedim şimdi Var. Ne olacak dedim. Şimdi ne oldu? O anda coştu, parladı imanı. Sonra acıktı. Ve he, her görende iman etmedi. İşte daimi, baki hakikat devamlı. O esas mucizesi Kur'an'dır. Bak devamlı basıyor. Acıkıyorsun veriyor, acıkıyorsun veriyor. Ekmek acıktın verdi. Sonra peygamber gitti. Acıktın gene. Ne oldu? Peki başka İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti mi dedim? Evet ölüleri. Gözleri ama olanları açtı mı? Aştı. Sonra onlar ölmedi mi tekrar? E niye yaptı o zaman? Ha ben peygamberim diye yaptı. O adama iyilik birinci derece iyilik olsun değil. Ölüyü diriltti. Ölü dirilsin diye değil. Sen diril diye. Sonuç sensin. O süreçtir. Kur'an'la dirilmen gerekiyor süreci bırak. Eline parmaklarını su akması süreçtir, sonuç değil. Adama tam yedirmesi sonuç değil, süreçtir. O tam yediler, acıkmadı mı gafur? Evet. E niye yedi o? Mucize ne işe yaradı? Sonra acıkacağın şey. şeyi. Peki o ölüyü diriltti. Sonra ölmedi mi? E ne, ne işe yaradı? Fani de bir harikatı kanunu değiştirdi. Madem sonunda öldü, Peki ne o mucize ona değer miydi yani 50, 10 sene 20 sene de yaşamak için? Mucize olmadan zahirde adamlar 100 sene yaşıyor, 80 sene yaşıyor. E oradaki gaye diriltmekte gaye dirilmendir. Dirilmendir. O taamdaki gaye doyurmakta gaye doymandır. Doyman gerekiyor. Gelani meyveleri koparmış yedirmiş. Sonra acıkmamışlar mı çocuk talebeleri? Geylani ölü Allah'ın izniyle dirildi. O ölmedi mi tekrar? Tam da ne işe yaradı? Yani mucize ve keramet sonu bitti. Bitti, süreci bitti. Neydi o? Bitmeyen bir şey vesile olması lazım. İşte yani sonuç nedir? Dirilmen gerekiyor. Ama yemeği doyup da Müslüman olanlar var. Parmağından suyun akarken Müslüman olan var. Vesaire. Ama orada olan sahabe burada değildi. Kimisi ekmekle doydu. İmanın mucizesi. Kimisi parmağından su akması. Kimisi başka bir harikasında. Kimisi de Allah'ın ikramı, insanı, lütfu ve keremini görerek doyuyor. Ekmek yerine, suyun akması yerine Kur'an'ın bir hakikatiyle doyuyor ve doyması devam ediyor. E peki görmedik. Görseydi ne yapacaktı dedi şimdi sana. Şimdi peygamber görse buradayım de. Görseydi ne yapacaktı şimdi sana? Sana şunu diyecekti. Namazını kıl. Orucunu kıl. Ya Resulallah diyecektik. Bana bir tavsiyen var mı? Bakacaktı bizim ahvali ruhemize. Anne babana zıtsan anne babana hizmet et diyecekti. Namaz kılmıyorsa namaz kıl diyecek. Derse gitmiyorsan derse git demeyecek miydi hani? Allah Resulü şimdi olsaydı. Derse gitmiyorsan derse git. Eksikliğimiz. Anne babana isyan ediyorsan itaat et diyecekti. Helalinden kazan diyecek. Kardeşlerini bırakma diyecekti. Demeyecek miydi? Şimdi diyor işte bir peygamber bize. Hem de canlı. O peygamber evine gidince ben bu eve sahabe gece gündüz onunla yapışık değildi ki. Allah o peygamberi dışarıda verdi. O peygamberi içeri taşıttırdı. Beraber senle olsun, senle yatsın, senle kalksın. Hiç seni bırakmasın. O da vicdandır. O da vicdandır. Aa, o mobil, mobil devamlı. Enfus alemin peygamberi. Devamlı. E, ölmeyecek Allah ölmez. Peygamber aleyhisselatü vesselam da teris olur. E, diridir diyor. Ravzama geleni görürüm diyor. Sureti oydu. Ahmet oydu. Maha, Muhammediler devam ediyor. Yunanistan'a gidince Ahmediler demiyor ki bize. Bize Muhammedi geldi diyor. Polis diyor ki Muhammedi. Yani Muhammed'i insan demiyor. İnanç sistemi. Anladınız mı o ekmekle doyması ile peygamberin şeyiyle? Şimdi iki yer nokta için bir burası bir de bir başımdaki o cümleyi tekrar okuyacağım. Dolayısıyla o ölüler dirildi tekrar öldü. O az tamla 300 kişi yedi doydu tekrar acıktı. O amaların gözü açıldı tekrar öldü kapandı. Ne işe yaradı? Dirilen dirildi dirilmeyle, dirilmeyen dirilmemiştir dirilmeyle. O olayı gören dirilmeyle, o dirilme hadisesiyle dirilenler dirildi, dirilmeyen dirilmedi. Ama yanımda olmasını isterdim Allah gibi. Melekleri iman var. Var bende. Benden hiç ayrılmamış. Ahirete inanma, iman var. Ayrılmamış. E, kitaplara iman ettim. Devamlı hakikatleri, vahiy, ilim besliyor beni kendimi de yorumluyorum kader. E, peygamber iman e, öldü gitti. Ayrıldı bizden koptu. Peygamber o zaman sende başka bir sistem enfuste var ki o peygamberdir. Peygamberin kanuniyetidir. Suretidir, kanuniyetidir. Hakikati o. Aktif. Devamlı seninle yapışık. Seninle beraber. Yatıp kalkıp uyusan bile uyumaz. Öteyi buraya devamlı söyler. Devamlı. Buradaki amelini oraya göre tartar. Nedir? Dur. Diyor. Ben görmüyorum. Buradayım. Ha, Bak bu diyor. sizi göre bu. Ama bu buraya göre yanlış. Devamlı. Gayb ve Allah'tan. Allah ile devamlı. Çünkü alemi gayb ve alemi şehadet arasında haytisi nokta iltisaktır diyor. Bir kavşaktır vicdan. Peygamberlik yapıyor. İç alemin peygamberi. Devam. Peygamber sende. Kulak ver. Kulak verdiğin kadar dünyada yaşasaydı Muhammed Aleyhisselam kulak verecekti. Vicdanına kulak verdiğin kadar kulak verecekti. Çünkü enfusi peygamberdir. Şu 19'da diyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagatca ekum rasulun min enfusikum. İçinizden diyor bir peygamber. Evet. A işte. Allah razı olsun. İrfan şey yapmış bunu Ya enfuste birisi diyor. Enfus. Bak. İçinizden bir peygamber. İçinizden bir peygamber. Enfus kullanıyor. Enfusi. Aranızda diyebilirdi. Aranızdan bir peygamber gelmedi mi? mi? Aranızda bir peygamber değil mi? İçinizden bir peygamber gelmedi mi size? Oku bakayım bir daha ettim. Ya. ya aranızdan demedi enfus enfuste peygamber çıkmadım. Bazen ondan meyve alınması ikram, ihsan, lütuf, keremi. Peki başka bir tane söyleyeyim mucize. Allah nedir tabi senin aleminde ise Ufak bir tavafuk yaptırsa Allah için ufak büyük yok ki. Ufak bir alameti makbuliyetinin hizmetinde gösterse ondan daha büyük insan ne olabilir? Amucize işte. Onu vicdan görür. Bazen ondan meyve alması ise evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi bu alemi fani dün akşamki ihlas şeyi gibi. Hadiste geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, şey soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam da Allah'a soruyor. İhlas nedir diyor. Peygamberimiz İsa, şey, Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam da Allah'a soruyor. İlmanla nakli diyorum. Diyor ki İhlas nedir? İhlas e, Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor metni okuyayım. Bunlarla kalı da. İhlas sırrımdan bir sırdır. Yani sana ait değil bu. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vediye olarak bırakırım. Emanet bırakırım. Daim değil. O ne demek? Büyür, küçülür, var olur, yok olur. Vediye. Allah'ın sırrı. İhlas bir sırrımdan bir sır mı? Sırlarımdan bir sır mı? Sırrımdan bir sırdır. Sırlarından yani. Sırrımdan Sırı var böyle bir. Benim insan. Ama şöyle düşün bir halat düşün diyor usta. Halat ince halatlarla tel, tellerle meydana gelmiş ya. Yani bir halattan halat. Yani sır sırrından bir sırdır. Sırrımdan bir sırdır onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vediye olarak bırakırım. Vediye olarak bırakır. Sırmış yani. Sırlanmak. Ne demek o zaman? Girmedim de. Ne, müsait değil. Ayna ayna yapan sırdır. Size biraz anlatayım. Yoksa cam olur. Allah herkese veriyor. Cam mesela. Böyle karşıya geçer nazarın kendine dönmez. Bu gafil Müslümandır. Böyle ca şimdi cama bakarsın, karşı görürsün. Camın arka tarafına sır sürersen, sırlarsan olur ayna. Ne demek? Bakarken karşıya aslında kendini seyredersin. Sır kendini se ihlas kendini seyretme aynasıdır. Kendini o aynada seyredersin sır camı ayna yapandır. İşte, İhlastan var mısın abi? işte sen yoksun o aynada görüyorsun kendini. Ayna yani e, varlığı sırlıyor ihlas. Sırrımdan bir sırdır ihlas. Sevdiğim kulumun kalbine diyor vediye bırakırım kalbine. Emanet bırakırım. Ne yapar o? Ne işe yarar? sormadı işte. Ben de girmedim. Sır. O zaman dışarıyı seyrederken aynı yere bakıyorum. Ağaç. Sırladılar camı. Aa. Kendimi görüyorum. Allah'ın ben, benim sırrımdan bir sırdır dedi. O zaman Allah'ın sır aynasında ben göründüğüm. Değil mi? Allah'ın sığın arasında değil. Kalbine konulan bir sır. Kalp haritaya. Kalp ka haritaya. Harita. Kainatın rüzdamesi, takvimi, kolasası, mizanı, nizamı, kalp. Onu bir sırla. Sırladır mı? Sır koyunca sır kübü. Sırlar var. Yani çok bilgiler var. Değil. O ikinci tebeğin bilgi o tebi nazar yani ikinci derece cılız bir mal. Kalp kalpte çok sırlar var. Yani çok bilgiler var. Gizli şeyler. Herkes bilmiyor. O değil. Nedir ya? O kalbi ayna yapıp aynada kendini seyrediyorsun. Yani bu ayna bunu seyrettiğin gibi kalp büyük bir insanı bir seyrediyorsun. Bir insanı. Diyor ki cüzü nazarını cüziyetten çıkarıp külli yapa, yapan şey. Bak cüzi nazarını, cüzi şeylerde hasedersen cüzileşir. Cüzi nazarını, cüzi cüzi şeyleri hasetmesen o zaman kainatı sura olan ben, kainatı kübra ile büyük büyük oluyor. İnsan kainat kadar büyür diyor bu sefer. Kainat kadar büyür. Nasıl büyür? Cüzir nazarını külli bakarak. Yani sırlayarak. Bak ne diyor? Ortamı Said cumartesi. Diyor ki İhlas nedir ya Cebrail? O da Ya Rab ihlas nedir Muhammed soruyor aleyhissalatü vesselam. Allah da diyor ki İhlas sırrımdan bir sırdır. Beni ben benim onayladım sevdiğim kalbinin müminin kalbine koyduğum vedia olarak koyduğum bir sırdır. Sır bilgiydir, halettir, histir, anlayıştır, bakıştır, ruhtur. Tamam. Bunlar aynı kabul et. İkinci manadadır bunlar. Bu bilgi. Esas fakirin anladığı, sır okuduğum için söylüyorum. Sır seni sana gösterip seni senle inşa ettiren Camdaki sır gibidir. Yani bir daha oku söylüyorum. Karşımda ağaç var. Camdan bakıyorum. Karşıyı görüyorum. Camı sırlayın. Sır nedir? Camı ayna yapandır. Zannediliyor ki millet. Camın arkasını siyah boyarsan ayna olur. Hayır. Orada e, gümüş İki şey. Bir gümüş veya alüminyum. En kalitelisi gümüş olduğu için sonra alüminyuma indirgediler ucuz olduğu için. Gümüşle boyarsan kimyacısın. Bu sefer ağaç diye karşıyı görüyordum bak. Aynı yere bakıyorum. Bak karga kondu. Sırladılar. Kimi görüyorum? Kendimi görüyorum. Aynı yere bakıyorum. Sır değiştiriyor. Ama zahirdeki bu bilgileri dedim ya buraya koy. Seni anlamlandıran. seni sana göster. Peki nedir o? Ee, böyle bakarken kainatı suraydı orası. Sırlayınca kainatı kübra. İnsanı ekbere dönüştü. O zaman insan ekber üzerinden Allah Celle Celaluhu aynı Seyrediyor. Evet. Sırlamak demek de aslında orada daha, daha değil, fakrını, yani yokluğu ve içliğini manasını anlamak. Yani cüziyetten çıkmak için de ben varsam cüziyet var. Ben yoksam cüziyet yok. Yani ben diye girdiğim her şey cüziyette kapsamına mahkum yani. Olmak zorunda. Ne için cüziyet? Kardeşim burada doğduk, Arnavutköy'deyiz. köydeyiz. Kocaoğlu değiliz, Fatih'te değiliz, Başakşehir'de değiliz. Bak cüzileştik. Peki anal köydeyiz. Neresindeyiz? Şu falan yer. nesindeyiz Cüzi 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 cüzi. Ama benim fıtratımda her yerde her şey olmaktı. Şu anda her yerde olmak istemez misin? Her çeşit her şeyi yapmak istemez misin? İşte cüzilikten cüziyim. Cüzi iş yapıyor kendimi ne zaman cüz'i olarak ifade et, yani ben olarak ifade etmekle kaldıysam hep cüz'i. Hep cüz'i Ben benim diye. Ben benim diye baktığın zaman sen sensin o kadar. Yani insan ekber. kainatı ı kübra, insan. Aynı zaman Kur'an diyor buna. Kur'an 2, 1, 2 aynat. Benlikten çıkma noktası artık aynanın arkasını sırlamak gibi. Sır Kırar görmeye başlıyorsun Rabbini. Kalbine diyor bak? Beni. Benis ben benim onayladığım sır nedir? İhlas nedir? Ya Rabbi denince benim onayladığım, sevdiğim kulumun kalbine emanet bıraktığım bir sırrımdır. Sır mülk tarafındaki mana melekut manası. Her şeyin iki yönü var. Bir mülk, bir melekut. Mülk de Allah ben ona özel bilgiler koydum. Halet koydum, duygu koydum, fikir koydum. Anlayış koydum, fedakarlık koydum. Ona özel muamele ediyorum. Ona üzerine titiz gözüm gibi bakıyorum. Mülk tarafı mana bu. Melekutu ise o kalbine kalbine sır koydum, sırladım demek Kalbini ayna yaptım. Kalbini sırladım. Kalbine sır koydum. Niçin ben burada şey yaptım? Diyor ki... İhlas hakkında şey yaparken çalışıyorum. Diyor ki gözü gözüne itiraz etmez. Eli eline. Aybini kusurunu görmez. Diyor ki göz kulağın kusurunu görmez. Yani böyle abesle iştigal etmez. Hakimi mutlaktır Allah ve Nur, Kur'an hakikati. Göz, kulağın, aybini veya tenkidini yapmaz. Allah Allah, sırdan çıktım. Bu da bir sırdır dedim ya. Bir baktım ki göz, dimağı, ses, kulak, kalbi. Yani akılcılar, kapçıları, yani maneviyat ehilleri Onun halini, hikmetini bilmiyorsan tenkit etme. Nedir onun kalbi? Nazargah ilahi midir? Allah'a karşı nedir? Yani ey göz, ey akılcılar, kapçılar, ey kapçılar. Siz de dünyanızda o akılla gidiyor hizmet, akıl, ilim, mantık şey. Onları da dışarıda zannetme. Tenkit etme. Yani göz kulağın aybini görmez. Kulak kalptır göz akıldır, ee, kalp ee, akıllı kendisi olmayınca aybini, kusurunu görmez. görmemesi lazım. İşte ihlasın iki, bir mülk tarafındaki manası, bir melekut tarafındaki manası. Mülk tarafındaki manasını anlattım. Melekut tarafındaki de kalp ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır, mizandır, nizamdır, mikyastır. Yedi tane. Tamam. E bu, bu cihette ihlas sırdır. Sırlamaktır. Camı ayna yapmaktır. Aynı yere bakarken orada kendini seyretmektir. Cüziyetten külliyete çıkarıp kainatı suradan kainatı kübrayı birbirine aksettirmektir. Orası cam sırlandı. Cama bakıyordum. Karşı seyrediyordum. Biz arkaya sır sürüldü. Sır. Ondan sonra oldu bilmen yok değil mi artık camı sır ne demek? Camı ayna yapan. Arkada saydam. Ona sır deniliyor. Onun için sırladır mı derler. Yani biz burada ne yapıyoruz? Ülfetimizi kırmak için söylüyorum. Bir, dünyada ne yapıyoruz? İki, Arnavutköy'e niye geldik? Bir daha, dünya nedir? Okuyorum bir daha. Semavat alemi ortadan biraz önce okudum. Semavat alemi şu galaksilerin olduğu falan değil. O yedi kat sebe semavat peygamberlerin bulunduğu alem. Onu gayb. Semavat alemi iyi dinleyin lütfen burayı. yavaş okuyorum. Semavat alemi virgül yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki semavat Alem-i ervahı, ruhlar alemini, alem-i melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alem-i şahadeti ihata etmiştir. Ama gözükmüyor buzdaki su gibi. Su, buzu ihata etmiştir. Ama o su burada, kutuplarda buz, Arabistan'da buhar. Türkiye'de su olarak gözüküyor. Bu su buzu ihata etmiştir. Yani şu andaki bir kimyasal ve fiziki bir haliyle bir sıfatı olan buz olarak, başka bir yerde dolu olarak, başka bir yerde gaz olarak, başka bir yerde iki element olarak su. Şimdi bak alemi şey semavat alemi, alemi gayb, alemi gaybı. Başka? alem ervahı, alemi melekutu ve alemi şahadeti yata etmiştir. Yani biz neredeyiz? Alemi gaybın içindeyiz. Biraz da genişletirsek, bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasının cil ve cemal nakış sanatı tecellisi mi? Her şey. Neyin? Esma, cil ve cemal nakış sanatın tecellisi. Ustadın tabiriyle gül oncası gibi. Tamam mı? gül her birisi bir esmadır. Sarmış, sarmalamış. Bu varlık onun dışında olur mu? Olmaz. Esmanın cil ve cemal nakı sanatı. Biraz da arkaya gidersen bu, bunun aslı nedir? Esmadır. Biraz da arkaya gidersen sıfattır. Bu mevcudatın ise peki Allah nerededir? Allah bizim evvelimizdir, ahirimizdir, zahirimizdir, batımımızdır. Biz esmanın içindeyiz Türkçesi ve Lazcasıyla içindeyiz diyemiyorum da. Cil ve cemal nakı sanatıyız. Yata etmiş gibi. Semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Alemi ervahı şu anda bu. Alemi ervah var burada. Alemi melekut var burada. Ettiği gibi alemi şahadeti de iha, perde altında alemi şahadeti de ihata etmiş. Biz alemi gayb, melekut ve semavatın içinde fanusun içindeyiz. Fanustayız. Çıkmaya çalışıyoruz bu derslerle. Fanusumuzu kırmaya çalışıyoruz. Okyanus akmak istiyoruz. Okyanus olmak istiyoruz. O geçici hafıza sahip olduğu için balık biraz önceyi unuttuğundan bir şey gelince zannediyor ki aynı yerde buradan daha önce geçmedim Okyanusta hareket ettiğini zannediyor fanusta Onun için dönüp duruyor değil işte. Biz o fanusu bu derslerle Pazar günkü derslerimizle kırıp ok, umman olmak istiyoruz Küllileşmek istiyoruz Külden külli cüzden cüz, zillikten cüz kül olmak istiyoruz Ustadın o tabiri 40 senelik ömrümde 30 senelik tabirinde basit gibi gözüküyor. Yani cüzi nazarını, bakışını hani böyle ilim olur, maneviyat olur, namazın olur, hizmetin olur. Ne alacak canım derse geldik ya pazar günü geldi. Yani ne alacak? Bu cüzi bir nazarına cüzileşir bu. Fonus nedir abi? Zanlarındır. Hı. Zanlarından çık. Aslında Daha ilerliyor. hiç bitmiyor abi. Daha ileri. Zanneder değil, ta, ta, tasavvurdaydı değil mi? i̇çeriye İçe, girdikçe, girdikçe onlar, ba, bir bakıyorsun fanus akıl olur, daha bir bakıyorsun izan olur, daha bakıyorsun fanus daha bitmedi, sonuç yok. Vicdan olur. Bit en son şey midir abi? Adem midir? Aa, evet. En son, Adem'in türevleri bunlar zaten. Yani seni aslında koparan her şey olduğu için anası da Adem'di. Aslını örten her şey. Fanos değil Aslını örten, aslını örten her şey. Mesela bak, aklımı örten zandır. Vicdanımı örten hissiyatımdır. His. Kalbimi örten duygularımdır. Ruhumu örten latifelerimdir. Zaman e, e, müspet olanları var. Tabi. O zaman o vücut, vücut olur. Mu? kıyasla vücut oluyor. Vücut olur. Mu? Vücut. Yani Adem de dedi ya, Adem'i de anlarken biraz farklı anlamamız gerekiyor. Şimdi Adem işler ve yokluk içtik gibi anlarsak müsbet zanları nasıl anlayacağız? Yok yok. Adem de öyle bir şey değil yani? Değil değil. Evet. Hasan abi, Allah Celle Celaluhu bize sırrı veriyor ama sırrı açmıyor. Sırrı gör, gösteriyor. Sırrın kendisini biz bilmiyoruz. Evet, Bilmiyoruz ben ki. Göremiyor ki. Sen aynaya baktığın zaman sırrı gören yok ki. Yok. İşte ancak şu vardı ya. Şiddeti e, zuhurundan var ya abi, sanki onu söylüyor. Hı. Bu ayna vardı ya ayna. Yüzü böyle. Yüzü böyle mi? Burası siyah mı? Biz kaldırıp durduk. E böyle aynadır. Eğer mana ismiyle bakarsan seni gösterir. Mana şey bakarsan böyle ve say. Siyahlık beyazlık var. Kardeş bir de şöyle yap ya. Bir de böyle bak. İkisi de var mı? İkisi de var. Ama ben dışındayım. Eğer buraya koyarsan vay ayna nasıl bir şeydi kendim gördüm. Ana bak kendimi görmek için bakmadım ki aynaya bakarken kendimi niye gördüm? İşte dalalet böyle gelir diyor usta. Hakkı ararken bazen başına dalalet düşer. Yani aynayı temizlerken aslında aa, burada neyim var ya? Ben oysa aynayı temizlemek için geldim. Sileyim de misafirim gelecek şunu sileyim. Aa Allah Allah ne olmuş lan benim gözüme? Aynayı unuttum. Hakkı ararken batıl işte. Batıl başına düşer yani kendini ararken zanlarına düşersin. Sonra ben çevireyim ya. Siyah baktım o hiç kimse yok. Ulan ne ya? İkisi de olmadı. aboyla. ayna sır bu. Göster, bu gösteren, bu gösterdi şey yapan zemin. İkisi de değil. İki, gözükmüyorum bakın. İkisini görüyor. Bu ne nedir? Yani gayb ve melekutu cem etmiş. Ee, eğer şuna bakarsan cüziyette kalırsın. Bununla bakarsan, buradakiyle bakarsan külliyet kesbedersin. Şimdi bu en çok bu bu ısınmada üzerine durmak istediğim burası alemin gayb ihata etmiş. Biz alemin gaybın içindeyiz. Cennetin, cehennemin içindeyiz. Abi Ali kardeşe cevap olsun. Yani ben bahsetmek istediğim adem daire ilimdeki adem. Diyor ya ilmiye, perde olmuş. Vücud ilmiye perde olmuş var diyor ya. Ben bir de okuyorum. Ha şuraya okuyorum. Geldim şeye. Ee, kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselam gelen vay ve huzuru Muhammediye aleyhissalatü vesselam gelen Cebrail, nazarı Muhammediye aleyhissalatü vesselam görünen hakayık gaybiye sağlam ve mustakimdir. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizanı haber veriyor. Ama cennetin uzaklığıyla beraber yani bu dersler biz yapıyoruz. Ahiret bize ne kadar uzak. Olur, öleceğiz de, Azrail gelecek. Şöyle olacak. Böyle olacak. O alemler bizden uzaklığı ile beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yer, yerlerde görülmesi ve bazen onda meyve alınması ise ilham, sunuat, tuluat, işarat, muzat, e, böyle haletlerin akması, haletlerin alınması meyvedir evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi alemi fani ve alemi şadet ise alemi gayba ve dar bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla bu mevcudattaki şekil nedir? Alemi misalın folyesi, giydirdiği elbisedir. Elbise. Tamamen alemi misalın elbisesidir burası el maddeye. Ondan sonra cenneti merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görülmesi mümkün olduğu gibi hak kim anlar? Fanosu kıranlar. Hakkal yakın derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fanide temsilde hata olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile muha muhabereleri olabilir. Hediyeler gelebilir. Evet. Şimdi üç defa olsun aç aç yap. Şuraya bir de okuyorum. Şuradan. Şuradan. Semavat alemi. Lütfen sevgili canım kardeştir. Çok önemli. Yalnız alemi cismaniye bakmıyor semavat. Yedi kat sebe semavat her bir semanın bir sahibi bir peygamberi var. Ya ustad belki semavat, alim ervahı, semavat, alim melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alem-i şahadeti de ihata etmiştir. Biz gaybdayız. Gaybın içindeyiz. Bunu kıymetini bilmek lazım şu cismaniyetin dünyada olabilmenin kıymetini bilmek lazım. O zaman ancak adanmış ruhlar denilen Adem Aleyhisselam'ın ruhuna temsil etmiş olur. Daire hayatına girmiş oluruz. Bu cismaniyetin kıymetini bilmek için Adem Aleyhisselam bu alemin şahadeti gelmiş. Bu cisim, ceset, cismaniyet, beden. Bak bilerek söylüyorum. Ceset, cisim, cismaniyet, beden ve bedeni misaliler. Yani hepsi ayrı bir vardı ders yapmışız. Burada tazamun ediyor. Burası burada vefat edince bu ahiret. Burası dünya, bu ahiret. Burası da ha orası cennet. Orası alem yer var. Orası ne? Lefi mahfuz. Olmakla beraber merkezleri aslı hepsi burada. Alemi şahadeti yata etmiş. Yani böyle battaniye gibi örtmüş. Yoğurt içeride battaniye, tencere, süt. Üçü de ayrı. Değil işte. Ama öyle diyeceğiz. Başka şey örtmüş. Yani gül, koku, tat, renk, şekil, kimyasal yapı birbirini örtmüş ama örtmemiş. Aynı yerdeler birbirini kapatmadığı gibi. Ya. Bu alemi şahadet, o alemi gayb, alemi erva, alemi insan hepsini tazamun etmiş. Peki bu ne demektir alemi şahadet? İyi dinleyin. Kaç tane esma tecelli ediyor? Celali esmaları getirir misin? Getir 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 tecelli etsin. Celal. Cemali esmalarda bu istila ediyordu diyor ustad. 24. sözde. Otlar istila etmek ister. Öteki ot durduruyor. Ağaçlar istila etmek ister. Öteki şey durduruyor. Fareler istila etmek istiyor. Yılanlar durduruyor gibi. Denge. Celal geliyor geliyor geliyor. Tam istila çekti. Cemal dur dedi ya. Dur. Celal ile Cemal bir vurdu şap ikisinden farklı bir kemal çıktı. Bütün alemlerin vurması ile onların hiçbirisine benzemeyen değişik bir hal almasına alem-i şehadet denilir. Celal, cemal ve kemal esmalarının birbirleri içerisinde aynı olmaları, bizim tabirle çarpışmaları birbirlerini birbiri üzerinde yok etmeden ayna olmalarından kendilerinin dışında gibi yani bizati değil cil ve cemal nakı sanatları yani cemali ile cela mesela cennetle cehennemi çarpıştırsan çarpıştırdı bir kurda kaç bir şey oldu o olanı alemi şahadet dünya o zaman burası yani vefat eden bir yere gitmiyor o libastan o çıplak olmuyor diyor o. hemen bedeni misalisini giyer. Hemen. Niye? Nereye gidiyorsun? Abi soğuktur ya. Paltoyu versenize. Paltoyu giyiyorum. Değişen yok. Ben değişmedim. Paltoyla çıktım. içeri girdim. Paltoyu çıkarttım. C namaza geliyorum. Cübbeyi takıyor. Gibi. Evet bu kadar yeter. Ama bitireyim şurayı. Ama bir daire-i külliyenin cüz'i bir hadise-i şahsiye ile meşgul olması yani Kainlere gayba haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar. Yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye. Tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o ciz haberleri almak değildir. <laughs> Belki ceviz, cevi hava dahi. Cevi hava şu. Bak niye sayda? Tek boyutta olsaydı katı olacaktı. Celal, Cemal ve Kemal esmalar birbirini vurunca sema. Cevi hava dahi şümüllü bulunan semavat memleketinin yani semavat memleketinde bir şekilde istila etmiş. Teşbih tahta yok şurada havada. Karakol haneleri hükmünde bazı mefkileri var ki havada. Semavat memleketinin karakolları var burada. Onların giriş kapısını da söyleyeyim. Burada demeyecek. Latif nüktelerde söyle. Huruf-u mukattaadır. Alemi melekuttan alemi gayba mükte melekute geçiş e, koridorlarının giriş a, kapısı anahtarı huruf-u mukattaadır. Anahtarın anahtarı kilit kil, kilitsiz düşünürseniz mantıksızdır. Hiçbir anlamı yoktur. Yukarısı aşağı aşağı böyle çizgi. A, ne şöyle kilitsiz Anahtar nedir? Manyak. Bu ne ya? Çizgi yapmış, çukur yapmış, yüksek yapmış. Hiçbir şey yok. Bu da böyle. Aynı böyle. Yani onsuz düşünürsen bunu neyi söyledi? Hurufu mu kata? Elif, la, mim. Ne? Yasin. Yasin. Usta diyor ki Yasin iki harftır. İkinci şuaya, ikinci söze, ikinci mektuba, ikinci lemaya şey yapar diyor. Şu anlar da seyli. Huruf mukata. Huruf mukata nedir? Bakarsan cahilani. Kilitsiz anahtar. Ne kadar mantıksız gibi gözüküyor. Manası yok. Ne? Nedir o? hiçbir şey değil. Ama sen o bilsen ki bu kapının kilidin anahtarı budur. Bunu alın bu olur hazine kadar değerli. işte karakollardaki şu semavat şu semavatın semadaki semavatın semadaki karakollarının giriş kapısı teşbihte hata olmasın. Karakol haneleri hükmünde bazı mefkileri var ki o mefkilerde arz memleketi ile münasebetdarlık oluyor. Cüzi hadiseler için o cüzi makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki melek ilham ile şeytani hususi o mevkide mübarezi ediyorlar. Ve hakaik imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammedi aleyhisselatü vesselam ise ne kadar cüz'i ise de cüz'i de olsa o büyük, en büyük, en külli bir hadiseyi i mühimme hükmünde en külli bir daire olan arş azamda ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın. Mukadderat-ı kainatın manevi cerideleri yani ahirette şu anda babalarımıza, dedelerinize hepsine ahirete ustatlara şu anda haber gidiyor. Haber basılıyor. Ekranlara düşüyor şu anda güncel haber. Acerideler diyor. Siki tasli gaybiyede de söylüyor. Burada da söylüyor. Diyor ki ceride diyor ki e, ta arş azama düşüyor. Arş-ı Azam'ın gazetelerine düşüyor. Daireli semava temsil dağıtı olmasın. mukaderat kainatı manevi ceridelerinde. Yani oraların gazetelerinde güncel haberler düşüyor. Mesela bak diyor Erdinç diyor ey Ademoğlu torunun şu anda derste. Oralar herkes öyle diyor. Ali ne zaman gelecek? Hasan ne zaman gelecek buraya? O ne yapıyor şu anda? Dua ediyorlar. Günah işlerken. Hatta cennetteki huri diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bil mana. Cennetteki senin huri burada işlediğin günahtan gözyaşı oluyormuş. Alıyor. Beni şey onu bana şey beni ona mı değiştirdin diyor. Şey onu bana mı değiştirdin diyor. Ben seni burada beklerken sen o harama bakarak diye beni niye kaybediyorsun? Kayıp sana seni kaybetmekten ağladığını Allah Resulü söylüyor temsidatı olmasın mukadderat-ı kainatı manevi celideleri celidelerinde neş olunuyor gibi her köşede medarı bas oluyor. Bütün akrabalarımız onları seyrediyor. Allah için değil bu. Saltanat için bu gerekiyor. Diye beyan ile beraber kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam ta daire arşa varıncaya kadar ise hiçbir cihette müdahale imkan olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifadeyle vahiy Kur'an'ı ve nübüvvet-i Ahmedi vesselam ne derece yüksek bir dereceyi hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihette hila ve yanlış ve hile ona yanaş yanaşmak mümkün olmadığını gayet beligane belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Said Nursi rahmetullahi aleyh. Evet. İrademize hoş geldiniz. Isındık. Çok şükür. Sayfayı söylüyor. Sizin güzel bir tefekkürünüz vardı. Bahsetmiştiniz de. Böyle cam dışarı alemi seyrederken sırladı. Bu sefer kendini görmeye başladı. E, batını kalp, aynayı sebat, bendeki oyla alemi seyretmeye başlıyor. Evet. Şey diyor. Nasıl? Dinliyorum. Hayatın sırrı hakikatinde şu diyor da abi. Tecelli ehadiyet, cilve-i semadaniyet ile aleme tecelli et, es, eden esmanın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zatı ehad ı samete aynı olmaya mı başlıyor demiştiniz. Bir tefekkürünüz hoşumuza gelmişti. Onu Bir, Bir de o söyle onu. Bak. İyi dinle ee, bak. yerinden okuyoruz abi. Hayatın sırrı hakikati şudur ki sır sırrı hakikati oldu. Aynayı batını kalp aynayı samat oldu tecelli ehadiyete, cilve semadiyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zatı ehad-i semete ayneliktir. Vay be, ben bir demişim. <laughs> yok yok yerden okuyor. Yerden, Risale. Yani ben nakli diyorum da böyle. Benim şey yok ki. Yalnız ihtiyaç hissediyorum. Zata aynalık olma bir evet. şey burada çok tuhaf ama değil mi Hasan abi? Bunu okuduğunuz zaman o zaman başka, şimdi tesiri daha bir başka oldu. Tabii. Sen başka, sen başka. Yani mesela hep duruyorum böyle. usta nasıl çıkacağım? Şu artık şey yapmışız. Burası burası değil. Her tarafı yata etmiş. İçimizi, önümüz, arkamız, altımız, üstümüz, evvel, ahir, zahir, batın. Hep alemin kayıp. Ama aklım almadığı bir şey var. Evvel, ahir, zahir ve batın. Nasıl böyle gözükebiliyor? Allah'tayız şu anda. Allah orada burada değil. Yani Allah'ın esmasının İçindeyiz desek sanki Esma binanın içindeyiz. Esma ayrı, biz ayrı. Hayır. Ama ne yapayım ama diyemiyorum. elfaz. Esmaların biz içeride bak. Cilvesiyiz. Cemaliyiz. Nakşiyiz. Sanatiyiz. Donmuş Ne sıkıntı olacak ki? Ben, ben değilim ki. Esma bu, bu bedende, akılda. Ben değilim ki. Cilvesiyiz Esma'nın cemaliyiz, nakşiyiz, sanatiz. Allah'ını seversen ben neresindeyim? Ben var mıyım şimdi? Tamam. Esman. Ha. Esman'ın cil ve cema sanatıyız ben. Peki Esman nerededir? Esman'ı zaten şeydir. Esman'ın içindeyiz ya. İçindeyiz derken. Yani başka ne diyeyim? Buz suyun içinde değil ki. Donmuş buz olmuş işte. Esmalar donmuş. Ben denmişiz. Ya kardeşim su buzu neresindeyse Esma da benim oramda ya. Şimdi biz neredeyiz? Allah'tayız zaten. Allah bizim evelimizdir. Ahirimizdir. Zahirimizdir. Batımız. Ne ne konu ne konuştuğumuzu farkında mısınız? Evet. Anlıyor musunuz bunu? Evet. Evet. Abi, o esma... Orada fırıncılık yapıyorsun Gafur. Evet, Allah'ın esması içinde. Farkındalığın kadar eriyorsun. Evet. Zaman. Kadar evet. doktor, sıradaki gelsin. Söyle. Söyle kardeş. O oh, Sen tamam bu maddi hastalığın var mı ya? Şu hastalar risalesini al. Sana çok iyi gelecek. Git. Nerede oluyor? Allah'ta oluyor zaten bu. Hepsi Allah'ın esmasının içinde oluyor. bunlar. Evet. Şu hastalar risalesini tavsiye ederken orada oluyor zaten. İrade bu. Hasan abi benim anladığım irade aslında bu. Biz iradeyi, şimdi tabiri caizse şu cep telefonu irade diye Hasan abi. Burayı açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz ya. İşte biz bunu görüyoruz. Bir bakıyorum, aa Hasan Akar, aa Gafur. Açtıkça, açtıkça Fil öt. anlamaya çalışıyoruz. O bütünlüğü, irade aslında bu işte Hasan. Aslında bu cep telefonu e, herhalde ustad görseydi gül goncası gibi. Ama gül goncası tabii bir kılıf bir kılıf değil ya. Şimdi telefonu açtın Ali. Sağın ya sizin. Açtın. Biraz açtım. Farklılaştım. Biraz daha açtım. Farklı. Biraz daha daha girde Gir girde gir, girde gir, gir de, gir, gir de gir. Aslında girdiğimi zannediyorum ama aslında giydiriliyor. Girdiğimi zannediyor. Ne yapılıyormuş? Görüyordur. Giydiriliyor. Evet doğru. Giydiriyor. Biz oraya giriyoruz zannediyorsun. Telefona giriyoruz girdiğimiz zannediyoruz. Sureti girmekti telefona. Girdikçe giydiriliyor bize. Ma iyi i̇yi veya kötü. Bir sual abi, bir sual. Şimdi suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyet. Dördüne aynı anda masaliye sadece Resulullah'ımıza mı? Herkes derecesine göre masaldır. Herkes mesttir. Melek mest, şems mest, zarrat mest. Herkes mesttir ama en cami otur. Hayır öyle sıra yok. İma, iman imanın büyüklüğü iman imandır. Onda da var, sende de var. Ondaki keyfiyet farklı. Ama var. İmanın bir parçası. Şu kalemin bir parçası kalem değildir. Yani boyası kalem değildir. Yani boyası, böyle kaldırsan kalem değil. İman küçük olur ama kırpıntı gene asıldır. Hepsi cemdir. Hepsi cemdir. Ağacın bir dalı yaprak değildir ama çekirdek ise nedir çekirdekte? An şurası yaprak, burası meyve, çekirdeğin içi. Yaprak, kokusu, dalı bu da ayrı. Her yer her şeydir, her yerdir. Kuantum fizik. gibi. Ama ağacın dalı yaprak değildir. Surette farklılık merkezde cemde hepsi aynı yerde birdir. Bir kere daha söylemeyi deneyim abi. <laughs> hani e, bu suret haket mahiyet e, melaikeye de e, böyle e, tevafuk oldu da siz bir ara şey de demiştiniz. Aslında e, Azrail, Mikail, İsrafil hepsi aynı yerde. Allah-u Alem e, alem-i de şöyle gibi meyiliyor. E, her şeyde hani biyoloji, fizik, kimya, matematik olduğu gibi içinde bu dört büyük melek e, yani bu şekilde nüfuz etmiş Kesinlikle. kanuniyeti. Kesin. Aynen. Gördüm zaten bir hadiste de e, beşeriyeti diyor, kürste diyor. Alusi, alusi naklediyor. Şeye girdim hem de söyleyeyim de His bitti. Bitti. Çok şükür. 27.07.2022 Augsburg'da başlamışız. 4 ay sonra iki sene olacaktı. Kalbe başladım. İlk önce hak. Lugat nedir? Onu yazdım. Pek Ayetlerde ne geçiyor kalp? Peygamberimiz Aleyhisselam ne demiş? İslam sufileri ne demiş? İslam filozofları ne demiş? Sonra Risale'ne başlayacağım. Alusi diyor, Alusi diyor ki hadis nakli hadis galiba. Nefis kürstür diyor. Ka kalp ya, kalp arştır diyor. Arştır diyor. Ruh arş diyor. Ondan sonra çok garip ya. Şimdi kalp hiç ne dimağa benziyor, ne vicdana benziyor. Daha onların ifadeleriyle daha külliyata girmedim. Külliyat gözüyle kalp nedir bilmiyor. Ama bir yerde ders yapırsak, bir saat konuşuruz ama bilmiyor. Fakat korkuttu şöyle, çok heyecanlandım o ayet ve hadislerin tabiriyle. iyi dinleyin. Kalp içi dışarıya, dışarıya içeriye. Ee, zahir batın, batını zahir bir de altı üst üstü alt yapandır. Ötekiler öyle değil. Vicdan, berzahtır berz vs. Akıl, aynadır. Bu ise içi dışarıya, dışarı içeriye altı üst üstü alt yapıyormuş. Ya mukallibel kulü. Sabbet kulü. Amin. Sabit kıl kalbi oynak kalbini. Değiştiriyormuş ya. Haşa, haşa, haşa. Allah'ı, ilahı aynı şey, aynı manı, aynı güçte kendisini yapabiliyor. Bu yapıyormuş. Yeni yeni öğreniyor. Yani aklını almıyor değil mi? Allah varken ilah, ben insan, ayet diyor ya, kendinizi ilah yapmayın. Ben hiç zannetmiyorum bir Müslümanın şimdiki bunu anlasın. Ben de anlamıyorum. Yani bir insan benim ilahım nasıl der ya? Yani? Olur mu? Olmaz. Meğer bu kalp yapıyormuş. E, ee, enfusi, mülk, mülkü enfusi, mülkü melekut, melekut, altı üst üst dönüştürüyormuş. Kalbettiriyor. Kalb o oluyor. Allah ilahlık kendi ilah oluyor. Nasıl anlamazsın çünkü Allah'ın çok şükür nasip etmemiş. Dün akşam da dediğim gibi ölüm korkusu bilmezsiniz. Vallahi bilmezsiniz. Billahi bilmezsiniz. Allah bildirmesin de. Sizdeki bizdeki ölüm korkusu Allah aşkına. Ölüm korkusu değil. Ne olur. O hesap korkusudur. Ustadımızın tabiriyle firak korkusudur. Firak. Ayrılacağız seninle. Çocuğu Yusuf'u gönderirse askere. <laughs> Lan 6 ay yok işte. Yokluk korkusu mu üzüntüsü? ayrılıksın, için. Ee, ölüm korkusu, yokluk korkusudur. O kafire astır. O yok. Müslüman bilmez. Kafir oldunuz mu hiç? O zaman ölüm korkusunu bilirsin. Tövbe estağfirullah. Onun için etmesin. Kafir oldunuz mu? Yok. Kafir bilir yokluk korkusunu. Allah'ın macil cezasıdır. Ademi hissettirmek. Yokluk, ölüm, yokluk korkusu... Müslüman da değil. Müslüman vardan geçici bir ayrılık. Firak benim tabirimle hesap korkusu. Hadi bakalım. Sayfa 308. Lemalar çok acayip gitti Abdurrahman. Alemi gayb, semavat, alemi şahadeti ihat etmiş. Çok güzel. Çok güzel. Ben de merak ettim ben selam üzerine durdum, istifade ediyorum. Evet, çok şükür. Memalar kaç daha bu? 285. 285 mi? 285. 285. dur. 81, 285. 285. Abi şuradan başladım. Şuradan göstereyim ki. Ondan sonra bir de şurası. Şurası belki alemi fani alemi şadet anlamadın Hasan sen alemi fani ne demek alemi şadet yani ise değil aynı alemi fani ile alemi şadet aynı değil mahsus dedim size onu yani -si yok bu alemi fani ile alemi şadet farklıdır evet birisi esmanın kendisi ya burada da senin şahit olduğun alem alemi gayba yani alemi gayb, alemi fani, nazm-ı ile Osman bakar mısın? Evet, evet. Bak, alemi fani, alemi gayba, alemi şahadet daru bekaya, perdedir. Bu fani alemde ben şehadet etmem lazım. Evet, şahit olmam lazım. O zaman şahit olunca sen işte şehitsin. Subhaneke ya şehit ta. Aslında biz alemi şehadetteyiz diyoruz ama aslında alemi fanideyiz. Şehadet etmedik ki. Şey. Et, ettiğin zaman alem-i şehadette, alem şehadette olacaksın. Alem-i alem değiliz ki. Alem fani değiliz. Hiçbir şey adet etmiyor abi. Yani adamın namazını yazıyor hiçbir şeysi yoksa hiçbir şey gelmemiş kabul ediliyor. Hani böyle bir mahallende birisilerini göreceksin. Bakacaksın ahirette yani sağda aşır meydanda senin sağında parkurunda toplantıda grup grup gideceğiz ya hacı haç gibi. O adamlar hiç kimse yok. Sordun ceridelerin gazetelerine. Ee, Ali Kabakçı buyur ne istiyorsun? Efendim bizim kuş, şunlar kam, akrabam vardı. Şunlar. Onlar nerede? Öyle birisi yok ki. Ya alem şahadette vardı. Öyle birileri yaratılmadı. Demek ki alem şahadete hiç gelmemiş. Hiç. Alem, alem fenada kalmış. Evet fenada kalmış. Şahadete gelmemiş hiç. Evet. Alem şahadette olsa Aynen. iyi. Aynen. Çok acı ya. Çok acı Aynen. bir şey. Aynen. Taş Aynen. toprakla Aynen. kıyas edilebilir Aynen. mi abi Yok. Olsaydım o yüksek makam ki keşke toprak olsaydım diyor. Ya aleten ikin diyordu ki Adem Aleyhisselam ya. da şahadet etmeye geldi. Koydu. Şahadet etmeye geldi şahadet. Adem Aleyhisselam etmedi ki orada şahadet. Şahadet burada olur. Kelime-i şahadet bu bu öyle bir laf değil ya. Yani. Adem Aleyhisselam alemi şey, cennetin gelmesinin sebebinin adı alemi i şahit olmak. Al, yani Allah'lığın samedaniyet aynadarlıklarına, beşeriyeti ve insanlık ve esmaların zuhuratlarına, fuyuzatlarına şahit olmak. Kelime, -i, Kelime şahit. Kelime-i şahadetin e, cismani olarak e, tezahür ettiği alem-i şahadet. Evet. Evet mümessili. Alemi. Yani esma, şunat esma ve sıfatların alemi şahadetteki cilve, cemal, nakış ve sanatlarını anlamlandırarak farkındalığını ifade etme manasında eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resuluhu yani şahadet edip şahit oluyorsun. Sonra şehit olacaksın işte şehit oldun. Yani kelime-i şahadet getirmek Allah'lık hakikatının Celle Celaluhu Esma, sıfat ve şuunatlarının a bu mülk melekut alemlerin cem'i olan, bunların da ifadesi olan celve cemal nakıs sanatı olan insanın bu esmaların, sıfatların hakikatlarına şahit olmasıdır. Şahit olmasının ilanıdır, ifadesidir kelime şahadet. Şahidim ya Rab sen alemlerin Rabb'i sensin şahit olup şahadetini ilan etmektir. O, o bilemez Bu bu şekilde bilemez. Hı hı. Melekler bunu bilemez. Acıkmıyor ki Rezak'ın şahidi olup şahadet etsin. Hı hı. Hasta olmuyor ki hastalıktan bu bulduğu şifayı, şifanın getirmiş olduğu has düşük, lezzet düşük, lezzeti kutsisini şifa şifanın o lezzeti kutsisine şahit olacak bunu da şehadet olarak ifade edecek la, bu la işte. abi tersinden bakacak olursak böyle bir adam <laughs> olmadığı gibi öyle bir adam içinde zaten bu kainat yok yok çünkü bu kainata o nazarla bakmadığı için bu manada o kainat Ş mu? şahit olabilen şehadet getirebilir şahit olan Abi <laughs> bismillah bir aynadallık üzerinden bir şey geldi. Bir misal geldi de. da aynen bizim aynamızda gözüken kainat var ya olan bir tane hadiseler. Şimdi öyle ayna var ki şimdi aynen normalde aynanın kendi fıtratında kendinde gözükeni görüyor mu? Bize diyor ki gör. Aynadallığında Güzel bir şey söyledi. Yani gör. aynada gözükeni kaybolsan Ayna gösterdiğini veya akıllı kabul et. Onun gördüğü. Aynaya ben bakınca aslında ayna beni görüyor. Ama beni gördüğünü nereden biliyoruz? Gösteriyor. Ama ayna bunu bilmiyor zannetiyoruz şimdilik. Oysa madde şahadet edecek. Ayna darlığı da bundan haberi olmamak. Yani bütün çaynat sende. Olan bütün her şey sende. Haşa melekler çaynatlar Allah sende. Ve bundan haberin yok. Evet bu lavadaki ayna. Biz hani rahat rahat her şeyimizi gösteriyoruz. Çünkü NASA bizi bilmiyor ki. Biz bizimle, biz onunla kendimizi biliyoruz. Oysa melekut Cetil hep kaydediyor. Görüyor. Bunu bilen, kelime-i getiren tiplerdir. Bunu bilmeyen ayna aynadır. Gö gösteriyor, kendisi görmüyor. Gösteriyor, görmüyor diyen kelime-i şehadet getirememiş. Bu gösteriyor aynı zamanda görüyor. Görüyor ki gösteriyor diyen şey, kelime şehadet getirebilenin anlayışıdır bu. Oysa herkesi görüyor. Nasıl bir ahlaka iter Hasan abi? Biz ee, aynanın bizi gördüğünü düşünerek hareket etsek Görmek. İşte yani, yani o fark edebilsek o bizi nasıl... Onun için, onun için demiş ki ab, hamam banyo adabı gelmiş değil mi? Kıbleye dönmeyin. Elinizden geldiği kadar kendiniz bakmayın. Kısa zamanda durun. Orada ayet okunmuyor. Bevletmeyin. Çünkü orada vesvese hastası olursunuz. Orada ademi alemler aktif. Vücut alemleri değil. Gusul almadan, temizlenmeden temizlik yapmayın. Yani boşuna şunu denmemiş fazla durmayın, çekip gidin. Çıkarken alamet bırakmayın, yoksa kokunuzla gelir. O fiskiyle bıraktığınız kenar köşedeki sabunu yıkayın. Yeri bir Orada kimlik bırakma. Evet, 308. Evet. Buldunuz mu? Buldum. Buldunuzsa ben rahat edeceğim. İnce <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Kalı estevi yazmışız, vicdan tamamen hepsini okumadık ya vicdan. Dedi ki sonra bir şeyler gelirse, nazarımız aşı şey olsun. Sonra baktım e, vicdanın yeri yazılmış defterde. Vicdanın yeri var. Sonra biz zat yapınca dedim ya ben bu kalım estevin Nuriye'de bunu bu zatın WhatsApp'ta yazdı. Ben bunu almış mıyım ya? Almamış mıyım dedim ya ben. Oysa Sarı bedeyi de okuyorum. Ee, mesela Munafık Bahsin'i okuyorum. Yani şeyde yok en Envar'da iken. Eski. Sonra dedim bakmış almış. Kalı mesleği almış Badr'la. Yok bize okumayı gelmemiş. Gelmemiş. Ee, i̇ki kürek var ya. İki kürek var bu. İşte oranın üstüymüş. Yani midenin üstüyle diyor. Iki, iki kürek var ya şu iman tahtasının altı, iman onun üstündeymiş neyse şu niçin dedim, İnce Mesnevi Nuriye deyince orayı e, hatırlattın niçin onu da anlamadım, 59 en çok kullandığımız yer vicdanın yerini bilmiyoruz dedik, şimdi biliyoruz şimdi kaldı bilmediğimiz bir şey o da ne? ruh Ka aklı biliyoruz, ha burada kalbi biliyoruz, ha burada Vicdanı biliyoruz. İman tahtasının altında. Bu iman tahtası onun altı. Yani iki kaburganın bittiği o yuvarlak midenin üstü orasıymış. Yeri diye söylüyor böyle. Ondan sonra ruh. Ruh ise şu şurada bu nedir? Değildir. Ruh ise ee, İmam-ı Rabbana Hazretlerine göre her gün farklı bir organdadır. Ondandır ki adam düşer bir yeri parçalanır ölmez. Aynı adam düşer ufak bir yere daha kalem vurur ölür. Çünkü ruh orada tayin etmişti o gün. Onun için kanser öldürmez, akciğer öldürmez, tansiyon öldürmez, şu öldürmez. Çünkü ruhun taluk etmediği bir yer. İstersen ciğerin yok olsun, ne olursa olsun kalacağın için. Ruh eğer taluk ettiği midede bağırsaktaysa, bağırsakta ise, gelmemişse ölmez. Ruh orada ya. Oraya gelmemiş daha. İnce mesle bir nuri. Buradaki kan abi ruh. kan. Kan. Yine vicdan diyorum ben. Vicdan, vücudan bir hata etmiş ya. Ya hata etmiş. Ruh ve ceset gelişmesi vicdan üzerinden olduğu için ruhu da cesede giydiren yine vicdandır. Kader hali ve vicdandır diyor ya. Neyse. Onu da Allah nasip etti falan. Onu da halini, vicdanı konuşmuştuk. Alemi şahadeti getirir misin anlayışlarını? Buraya e koy. Alemi şahadetteki anlayışlarını koyar mısın Gafur? Koydun mu abi? Vicdan da öteye bakıyor ya. Vicdan şöyle. Alemi şahadete baktım abi. İçeriye alıyor. Aldım abi gaybe bakıyor. Aynı. Bunu buraya taşıdı. Bunu buraya taşıdı. Yapan bu vicdan. Berza. Ha, bu ikilem kader neydi? Hali ve vicdanidir. Hali yani bunu bunu cene, cem edip harmanlamasıdır. alim şahadeti nasıl inkişaf ettiriyor? Çünkü o iki alemin bize rehberidir. Yani bizde devamlı duran peygamberdir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asıl saadette iken her sahabenin her an yanında değildi. Yatağında değildi. Yemek yerken değildi. Hakikati vardı. Ha. Allah merhameten ya dedim Allah'ım sen de, bende devamlı duruyorsun dedim. Ahirete iman devamlı duruyor. Melekleri iman bende melekeler malik olduklarımla duruyor. Ondan sonra kitap zaten akıldaki bilgiler. Kader yapılanma. Ya peygamberleri iman bende devamlı ne nasıl durur? Neresidir ya Rabbi diye teveccüh etti vicdanmış. Devamlı bende enfus alemdeki peygamberim vicdandır. Devamlı ikaz etmiyor. İkaz edip ya, yapılandıran. Kim idi? Vicdanı yapıyorum. Bu koltuk vicdan. Alemi gayb. Verileri aldım. Alemi şahadet aktardım. Yapma. Olmaz. Akıl. Senin ayağın var. Kanadın yok. Deme. Gitme. Özür dile. Git. Yap. Meşgul olma. Tamam. Bak böyle getirdim sana. Ha iyi bana senin bu iyiliğine vicdan bir iyilik yapayım. Şu kainatı tefekkür et. idrak et. Ferasetinle, basiretinle, kainatı açmamı gibi esma aynı darlıklarını keşfek. Muhakkik ve mudakik ol. Oldum. Al. Ver 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 ver. Gayba atıyor. iki alem. Nokta iltisaki. Geçiş burada oluyor. Kim bu? Burayla burayı. Bureyle burayı inşa edip beni yapılandıran bu vicdan diki sistem halettir. Bu halet evet. kaderimdir. Hali ve vicdan nedir? Mesela halet. Kok kahve kokusu aldım kahvesi yok. İşte halet bu işte. Birinci şuurla ikinci şuuru anlatıyoruz aynı zamanda. Tamam evet. mı? Evet. Hmm. Evet. farkındalık. Farkın. Farkındalık ama bir halet var ruhta. Ruha düşünce bu vicdan Kader neydi? Hali ve vicdan nedir? İlim nevinden değil. Bir tanesi dün şeyde sordu. Yo yo bugün bu sabah cevap verdim. Bunlara da söyledim kaltıda. Kamptayız abi dedi. Hamidiye'de. Kardeşim sordu. Geç oldu. Bir iki gün oldu ama. Diyor ki eğer irade ettiğin şey olsaydı ihtiyar ref olurdu. Tamam mı? Onu sordu. E, eğer irade ettiğim şey olsaydı dedim ki ihtiyar yeri aklidir. İradenin yeri vicdandadır. Ve bir şeyin vücuda gelmesi için bu kalemin üç sıfat olması lazım. illeti tamir için. İlim, irade, kudret. Ha, o zaman irade illeti tamelli değildir. İlleti tamirinin bir cüzüdür. Ha, yeri mevkisi vicdandadır. Eğer İlim irade, kudret bir araya gelse, vücuda gelse, alt mertebe olan, müdüre göre memur olan ihtiyarın seçme hakkı mı var? İhtiyar kalktı. Niye? İhtiyar kimmiş ki? Müdür eyleme geçirdi zaten. Memurun oynayma gerek yok ki. Müdür dedi ki tam böyle yapın. Memur der ki ya ben de onaylasaydım. Üst birim karar verdikten sonra alt birime laf düşer. Vicdan karar verdi iradesi. Akıldaki ihtiyar susar. O zaman ref, ihtiyar ref olurdu. Hadi bakalım. İnce Bestemi 59. Hem kanunlar ve na nevamis denilen şeyler ancak ilim ile irade ve emrin. Bak illeti tameli bunlar. Enva olan tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus iradedendir. O kadar konuştuk ki hatırlarsınız. Çok kullanıyoruz bunu. O olmak, tahsis olmak iradedendir. Tayin ise ilim iledir. Yani şeyde yapmıştık. Hatırlar mısınız? İlim tahsis eder. Öyle miydi? İrade tercih eder. Kudret. Nerede okumuştuk ya bu? Osmanlı. Sen... 307'nin sonunda, 307 sonunda Ha 307'nin sonunda bir yerde ha yalnız yalnızdaymış ya bak. ha bak. Ha İlim tayin eder, irade tahsis eder doğru. Vücut şey kudret vücut kıydır. Bu çok önemli abiler. Yani irade nerededir? Vicdanda. İhtiyar nerededir? Akıldadır. Eğer irade verdiği şey illeti tamelli olmuş olsaydı vücuda geldikten sonra ihtiyara laf mı düşer? Müdür eyleme geçirdi, memur kıvranıp duruyor. Öyle bir şey yok. Başhekim dedi ki, Fikret Bey, ben imzaladım, sen şey yaparsın, ona ver. Tamam efendim. Ya bir de ben baksaydım, demesin ki müdür. Bey. Başhekim dedi bitti. Ya. Bana sorumlu almış o. Bana ne yani? İrade ihtarı olurdu. Ondan sonra yazı geldi. Allah razı olsun dedi. Hiç böyle şey yapmadık. İrade i vicdanda, ihtiyar akılda o zaman işi çözüyor dedi ya. O Hamidiye'den okuma kampında kampındaymışlar. Orada bir vakıf. İhtiyar refo, ref, olurdu var ya kader sayesinde. Ondan sonra nasıl ne demek ihtiyar ref olurdu yani? Ya da irade ihtiyar çalışmadığı için e, kim ne nedir diye bilinmiyor. İrade üst birim, ihtiyar alt birim. Müdür karar verdik, eyleme geçirdi. Ya memur dedi, ben de şey yapayım. Ya başhekimi dedi ki, Fikret Bey, tamam bunu şey yap, onu ben onayladım, şey yaptım. Sana da kağıdı ver. Sana sormuyor adam. Kağıdı ver işte, eline tutuştur. Sorumluluk aldı mı? Aldı. Karar verdi mi? Verdi. Kimin hesabına? Sağlık Bakanlığı onu sorumlu tutmuş. Hesabı verecek. Bana ne der bu? İrade üst birim değil mi? Vicdan. İhtiyar alt birim değil mi? Dimadaki ihtiyar. Üst birim karar vermiş. Ama kararı illeti tammeli olsaydı ki değil. Böyle öyle diyor ki ref olurdu. Çünkü onun eğer irade karar verip vücuda gelseydi ihtiyar niye yaratıldı? Ref olurdu. Ref olmaması için iradeye illeti tammelik özellik vermemiş. İlleti tamenin bir cüzüdür. İlleti tamen üç sıfatın bir araya gelip fiilin mahlukun ister istemez olması demek. Ne demek? İlim, irade, kudret. Üçü bir araya gelirse mahluk olur. İlleti tam denilir. O zaman irade bu üçünden bir tanesinin olduğu için sıfattır. İlleti tam edinilir. Devam. Şimdi irade ne yapıyor? Tahsis ediyor. İlim tayin ediyor. Tamam. Tayin ediyor. Ee, kudret de icat ediyor. Buraya da geçiyoruz. Geç abi öteki sayfaya. Bu sayfanın başı arka, arkadaşlar e, 305. Açar mısınız? İyi ki Allah sizi yaratmış. İyi ki Allah bu dersleri de bize hepimize nasip etmiş. İyi ki buradayız. İyi ki bu nimet ilahiyesini bizim aynada göster. Burada da var. Hadi bakalım. 569. Şey. 569 mu? 659. E, 659 açtınız mı? Heh, tamam. Şualar. Aynen öyle de aynen öyle de ilmi ezelinin dusturlarıyla hikmeti sermediğinin kanunlarıyla irade-i rabbaniyenin külli cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye bir külli, iki cüzi, üç büyük, dört küçük, beş az, altı çok külli, cüzi, büyük, küçük, az, çok. Bir manevi kalıp, bir. iki bir hususi miktar, bir has hudut verildiğinden. Kim veriyor? İlmezeli, hikmeti sermediye. irade-i Rabbani yapıyormuş. Her şeye manevi bir kalıp, bir hususi miktar, bir has hudut tayin ediyormuş. Bu verildiğinden tam intizamı ilmi ve irade kanunu içindeler. Bitti Metin. Ya 17 dakika oldu başlayalı derse. Hasan abi külli cüzi bir manevi kalıba mı denk geliyor oklar? Mesela büyük küçük bir hususi miktara mı denk geliyor? Yok yok yok. Yok. Üçü yani cem orta. yani orta bu. Evet. İrade-i Rabbaniye <laughs> rububiyeti irade ile yapıyor. İrade-i Rabbaniye ne demek? Rububiyeti, kainattaki tasarrufatı irade ile yapıyor. Eylemde ise, fiilde ise, ilmi ezelinin dusturları var, hikmeti sermediyenin kanunları var, iradi i Rabbaniye'nin külli cilveleri, mayen usulleri var. Bunlar her şeye külli ve cüzi ve büyük, küçük, az, çok bir manevi kalıp, bir hususi miktar, bir has hudut verildiğinden devamında şöyle diyor. Bak. Nereye götürecek bu bizim? Aynen öyle de irade ilahi kanunlarına kemal-i itaatte ve tekvini emri rabbaninin işaretlerine emirber nefer ve emri kül. Emir kulu. Ha emir kulu. Burada ise irade ilahi kanunları diyor. Bir irade-i Rabbani evet. Heh. diyor. Bir irade ilahi. İlahi. Çok acayip yani. İrade-i Rabbani işte ayırt ediyor şimdi. Tek tek işleniyor biliyor musun? İrade-i ile irade-i ilahi. Yani ikisi farklı. İlah ve Rab. Heh, birisi rububiyete bakıyor. Bakacak. Birisi rububiyete bakıyor. İlah zaten. İradenin fiildeki sahadaki sıfatı bak iradenin fiil saha irade-i rabbaniyedir. İradenin enfüste yazılımı arka tarafı ise irade-i ilahiyedir. İrade irade-i ilahi gördünüz. O hakikaten tam lugatif evet. İrade-i ilahi o şeyde yazılıyor. Ya. Da... ya. Başka bir kalıpta yazmışız bunu. Şeceri kalpte de hani ayrılmış çözümler abi. Ama sen gene yaz ki. Şeceli Bu evet Osman şey gafur doğru dedi. Yani bu çok acayip bir şey. Yani imbik imbik gidip gidip ortaya çıkıyor. İrade-i Rabbani fiilde. irade i ilahi -i Melekut tarafında. Yani irade ne yapıyor? Mülkte rububiyet yapıyor. Melekut'te ilahlık yapıyor. Yani. İsa iyi misin? Tamam çok güzel de, evet, melekut tarafı. Tarafı diye. Me melekut demek değil, melekut tarafı. Her şeyin iki ciheti var diyor ya her şeyin. İrade de her şeyin içinde olduğu için. iradenin mülk tarafı rububiyet. iradenin melekut tarafı ilah. Başka bir yerle başka iz takip ediyorum. Aynen öyle de irade ilahiye iradi ilahi kanunlarına kemal itaatte nokta nokta devam ediyor. Çok var atladım. Adem'den haydi vücuda çık vazife başına gir diye emri Rabbani ile bak. Burada emri Rabbani ile evet. ve ilmin tayin ettiği tarzda bak emri Rabbani var. İlmin tayin ettiği tarzda şimdi irade söyleyecek. İradenin tahsis eylediği surette kudret ona mahsus bir vücut giydirip elini tutup meydana çıkarma kolaylığında bardaki zihayat ordusunu burada durduk. Ne çıkarımlarımız var onu okuyor Tekvini emri rabbani olarak tekvin emir ya rabbani olarak tekvin kendini emir ile tecelli ettiriyor. Tekvin emir. Yani <laughs> kudretle emir karıştırılıyor. Emri tekvini diyorsun bak. Tekvinin emri. Zaten sarı ifade. Hasan abi diyordunuz ya ilim, ilim, irade, kudret tekvine vuruyor çıkartıyor diyorduk. Aslında, <laughs> aslında, öyle değil mi? Emir çıkartıyor. Emir. Şimdi dur onu karıştırmayalım şimdi. Girmeyelim. Te emri tekvini. Tekvinin emri bu. İlim. E, ee, İmam-ı neydi? İlim emir tekvinden geliyor emir. Ama e, bu emir irade de bir emir. Ama tekvini değil. Sıbıtı sıfatın. Devam ediyorum. Bunun metnini koyduk. Dur. Daha çıkarımımız yok. İlmezeli ve hikmetin tayin ettiği hatta hareket dostulları dairesinde kırmızı olan bütün yazılar metindir. Sarı. Yeşil şimdi. Şey mavi il mezeli tayin ettiği hatta hareket dusturlarıyla il mezeli tayin ediyormuş demek. Ki. Ve He. Bak ilmi ezeli ve hikmetin tayin ediyormuş. Adem'den vücuda çık, vazife başına gir. Bu da metin. Diyen kim? Emri Rabbani. Adem'den çık, vücuda vazife başına geç diyen Emri Rabbani. Vazifede <laughs> sahaya Rabbani diyor. Hangi Adem bu? Bak, Adem'den vücuda çık diyor. Hangi Adem bu? Yasin diyor ki, Daire ilimdeki Adem. Yani esma e, esma seviyor. Burada iş değil mi? Hiç ha, düşünüyorum düşünüyorum. ha. Hayda, peki, sorayım. Adem'den vücuda çık, vazifenin başına gir, başına geç. Hangi Adem'e diyor? E, Emir Rabbani diyormuş bunu. Ha, daire ilimdeki Adem'e. O zaman Adem'i sırf nerede diye ikinci bir soru geliyor. Adem'e em irade-i rabbaniye diyor ki çık vücuda vasifenin başına geç. Nereye diyor bunu? Adem. Adem ne? Daire ilimdeki Adem. Peki Ade Adem'i sırftan evet. Adem'i sırftan çık kim diyecek? İrade burada söyledi. İrade Daire ilimdeki Adem'e söylüyor. Bakayım e, herhalde, herhalde öyle gözüküyor. Adem'in mutlakta da, Adem'in mutlakta tekminde var. Yani Adem mutlak zaten yoktur. Çünkü aşağıda bir ilmi muhit var. Adem tekminde tamam. Zaten Adem neymiş? Metin, kırmızı metin, kırmızı yazı metindir. Adem neymiş? Şu. Evet, ben abi. Evet. Daire ilim içinde bulunan Adem ise. Adem haricidir. Yani hariçteki yokluktur şurada. Şuradaki yokluktur. Yoksa mananı değil. Vücud ilmi perde olmuş bir unvanmış bu aynı zamanda. Öyleyse fenaya gitmek muvakaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani helik ne demek? Helak olan, olan, geçici, lugatını söylüyorum, olan, yıkılan, helik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daire kudretten çıkıp daire ilme girer. Şimdi geliyoruz. Tek tek imbik imbik yani sırayla dizere, taş dizerek. Ademle vücut iki menzil gibiymiş. Tamam Ademden vücuda, vücuttan Adem'e. Tamam. daire ilim içinde bulunan adem ise adem haricidir. Yani tırnak içinde ilmi ilahide mevcut olup maddi vücudu olmayan. Aslında tabir şu. daire ilim içinde bulunan adem ise adem haricidir. Yani haricindeki adem. Şuradaki ademdir. Yani ne demek? İlmi ilahide mevcut olup maddi vücudu olmayan. Adem aracı bu. Tamam. Yani bir daha söylüyorum. İlmi ilayde var. Ama atom cinsi ne yok? Adem nedir? Daire ilimdedir. Adem-i sırf nededir? Daha önceki derste ilimdedir. adem mutlak nerede? Tekminde. Nerede yazıyor bu? 30. defterin sayfa 3, 25. sayfasında Adem toplamasında çalışmışız. Ders çalışmışız. Bak burada atıf yapmışız. Orada Adem, Adem-i Sırf, adem Mutlak. Ee, adem Mutlak tekniğine ilgili... Abi bunu defalarca... Konuştuk, konuştuk. Hiç girme. Konuşmadık abi ya. Ne de Adem'i çok ders yaptık. Yaptık ya. Çok yaptık. Adem-i Mutlak tekniğinde. Yok yok ya. olmadığına haber evet. <laughs> olmuştuk da yazılmış. Adem mutlak tekbinde mi dedik? Öyle diyor işte değil be. Ne zaman konuştuk biz? Ne dedik? Yani tek. Abi bu ne zaman konuştuk? Bu Dima 60-70'lerde. Şey ya Adem'i mutlak tekvindedir dedik mi? Evet abi. Ee, adam bence bence çok eser yoksun. Yok, ya. Yani bakmak lazım ama. Oradan atıf yapmışım. O zaman hava Bir istersen bir masamdan kırm kırmızı defter getirsen 30 yazıyor. Hı. Hani Adem Evet. Devam edelim. Adem'den hay haydi vücuda çık. Zaten konumuz o değil boşver şimdi. Adem'den haydi vücuda çık. Vazife başına gir. Bu nereden geliyormuş? Bak iyi dinleyin. Adem'den haydi vücuda çık. Vazife başına gir. Metin bu. Emri Rabbani ile. Emri Rabbani'ymiş bu. Ve ilmin tayin ettiği tarzdaymış. İradenin tahsis eylediği surette ona mahsus vücut giydirip elini tutup meydana çıkarmak kolaylığında bağırdaki ziyayatın ordusunu aynı kuvvet ve kudretle icat eder, vazifeler verir. Demek her şey o kudrete istinad edilse, bütün zerat ordusunun ve yıldızlar fırkalarının icadı bir zerre bir tek yıldız kadar kolay ve suhuletli olur. Metin bitti. Emri Rabbani emreder. İlim tayin eder irade tahsis eder. Kudret vücut giydirip meydana çıkarıyor. Tamam mı abiler? Ha. Emri Rabbani ile ilimi cem edersek ne diyor? İmam-ı İrade ile kudret kitab-ı mübindir. Tahsis ediyor ne demek? Tahsis, irade tahsis ediyor. Lugat, rağbet ettirmek, meyil ettirmek, yöneltmek. E, tayin ediyor. Kim tayin ediyor? İlim. Sana bu iki sıfat da tahsis, tayin, teşhis yani okuduğumuz yerlerde ilme de kullandı onları, iradeye de kullandı. Sebebi şu oluyor Allah alem. Latif nüktelerde diyor ki o kadar acayip söylerken yapıyor ki yaparken söylüyor ki sanki kudret kelam kelam kudret o. Yani onu şey diye ayırsak gibi geldi. Yani çünkü o hani dört sıfat saydık ya, saydığımız yerler bazen ilimde de geçtiği için yine karışma hani hep bizim ikilemler çıkıyor ya. Yani. Muhtemelen bu imamın mübin, kitabın mübin şeklinde ayırmak gerekiyor. Yani tayinin veya da teşhisin iradedeki şeyi de var. İradede iradede de bir tayin var, teşhis var. İlimde de sanki bir tayin, teşhis var. Yani İlimde ilim teşhis da, var mı? Kitabın abi? mübin, ha? İlimde teşhis. Şimdi on bakayım. Yani bir geçti sanki teşhis. Yine geçti. Teşhis var da teşhis yok. Antal geçiyordu. İlim müsüz temiz zaten. Evet, tamam. Temizliği taslak. Temizle taslak. Bakayım. Ee, Tam sena bir şey ya. Söyle. Seni dinliyor. Şimdi böyle bakmak lazım bir yerde. Tamam. Seni dinliyorum Yasim. Şimdi soru soruşuydu. Adem'den haydi vücuda çık. Vazife başına gir derken hangi Adem kasıt var burada? Sizin öngörmenize göre adem Harici demişsiniz ama e, Harici daire ilme perde olmuş ünvan derken adem Harici bir şey vücuda çıktıktan sonra onunla birlikte meydana gelen bir Adem var. Yani Evet. Vücuda çıktıktan sonra yani şey, onu onda, bırakmıyor he, çıktıktan sonra meydana gelen bir adem var bu tarafa adem harici deniyor Dolayısıyla e, buradaki ilk baştaki adem harici olmaması <laughs> gerekiyor Çünkü adem harici vücuda çıktıktan sonra meydana gelen nerede geliyor mesela adem harici, nerede? şimdi bu kalem vücuda geldi bunun ademini söyle bakalım yazmaması... ha, kırılmadı şu anda çıkınca Adem var diyorsun. Ortaya çıkan Adem'i söyle. Vücuda çıktı. Bak bu yoktu. Çıktı mı abim? Yoktu. Adem var mı? Burada Adem var. Neyin Adem'i var? Defterin Adem'i yok. Defter var. Kalemin Adem'i var. Kalemin Adem'i var. Şu anda var. Ama geldi. Adem kalktı. Vücut oldu. Nasıl var? Çünkü o kalem mesela kurşun kalem değil. Tükenmez kalem. O, yani, o o evet. e, silgi değil ama kalem. Bir şey çıktıktan i̇şte sonra o meydana geldi. Mesela şu anda bir sıcaklık var ya Hasan abi. Hı -hı. 10 derece, artı 10 derece. Bunun içinde bir eksi 10 derece gizli ademi olarak olmasaydı bu mutlak olurdu. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla Bunun içini demiyoruz. Vücudu diyoruz. Ee, mesela e, dertler sana derman imiş. Nasıl derman olur? Yani mesela Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Onu konuşmuyoruz. Çünkü içinde cehalet yok. İçinde cehalet olunca mertebeleniyor. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik yok. Bizim kudret niye mertebelidir? Çünkü acizlik var. Şimdi bu Allah'tan konuşmuyoruz. Allah değildir. Vücutla Adem mülk tarafındadır. Sizin söylediğiniz, mesela dertler bana dermanmış. Eğer diyelim ki benim ee, ateşim 10 derece, 50 derece. Niye 60 değil? Çünkü soğukluk da var. Barındırıyor, otomatik. Eşeği mertebelendiren içindeki zıttıyla oluyor. İçinde zaten adem var ya. Bu, adem var. bu, ama bu değil işte. Adem harici, hariçteki yokluğu yok olmuş, var olmuş. Bu güzel çıkmış. Ama bunu burada tutan, bunu kalem dettiren, silgidir değil, dettiren kastedilmiyor. O bunu mutlak uzunluktan, mutlak genişlikten, yani bu kalemin sonsuzluk halinden sonlu yapmış, gelmiş. Bak adli belli. Adem'dir. Adem sarmış. Mesela bir daha söylüyorum. İlim, Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içinde cehalet yok. Bizim ilmimiz niye sonlu mertebelidir hepimizi birbirimize? İçinde cehaletimiz var. Tamam. Şimdi bu kalem niye mutlak değil? Çok büyük olsa kainat işgal eder. Mesela Allah diyor mesela kendisinden daha büyük taş yapmaz mı? Ne olur? Bu oradaki kendisinden daha büyükleşen yani son sorunun altında Allah taş olması lazım. Kendisinden büyük olduğu için taş onun içine almış. O zaman taş. Yani daha kendisinden büyük taş. E kimden isteniyor? Allah'tan isteniyor. E ne isteniyor? Kendisinden büyük. E sonsuza diyor ki daha büyük yap. Sonsuzun sonu yok ki daha büyük olsun. Çelişki görüyor musunuz? Sonsuzun sonsuzdan büyük bir şey olur mu? Sonsuzdan daha büyük ne var? Yani sonsuzun sonunda ne var diyebilmen için bu mantıksız soru. Sonsuza son veriyorsun, sonunda bir şey var diyorsun. O zaman sonsuzun sonu varsa buna niye sen sonsuz diyorsun? Sonsuzun sonu yok ki sonundan ne var diye soruyorsun. Sonsuz büyükten daha büyük bir şey olamayacağından ondan daha büyük sorulamaz. Soru mantıksız ya. Yani. Ha Aynı mantığı bu kalemin melekut cihetiyle bu kalem olarak tutuyor. Silgi değil. Büyüklüğü vası. yeti ile Adem'i var yani. Yani kalem olarak duruyor. Evet. Ama adem harici deyince yani şurada hariçte yokluk demek. Harici bizi bırakmıyor yani bu sizin düşündüğünüze götürmüyor sebebi. Batını adem demiyor. Hariçte varlığı var mı? Hariçte varlığı var mı? Varlığının sıfatından bahsetmiyor. Varlığının e, e, sıfatları özelliğinden bahsetmiyor. Mertebesinden bahsetmiyor. Gayba bakan özelliği. Ha hariçte bu var mı? Yok. Yok diye Türkçe'de biz yok diyoruz. Adem. Var ettik. Nereye var oldu? Hariçteki yokluğu yok oldu. Var oldu. Ha efendim bunun içinde e, Adem'i mertebeler olmaz olur mu? Ondan bahsedilmiyor. Harici Adem'den bahsediyor. Batını Adem'den bahsetmiyor. Hariç kelimesi bırakmıyor. Abi tarif fazla mı? Ama vücut perde olmuş ünvan olarak tarif etmiyor mu? Ama burada daha, daha... ilmiye perde olmuş. Çünkü niye? Vücut ilmiye perde olmuş. O gözüken perde de gözüken şey aslında gözükenden daha keskindi perde ama perde yok ortada. Gözüken göstereni yok etmiş, göstermiyor. Sinema perdesi. Sinema perdesi filmi gösterince kim perde görüyor? Aslında gösterdiği için kendisi yok olmuş. Biz çok iyi biliyoruz ki gö gözükenler o gösterendedir. Adem harici e, burada mülkteki konuşmalar demektir. Hariçteki varlığı ve yokluğu. Hariş'te var mı yok mu? Daire, var Daire ilim diye. değil o. Değil. Ha, Daire il. Ha o zaman evet. Bu ilmi vücutlara, ilmin mertebelerine. Çünkü aynı zamanda bu tahsis edilmiş, tayin edilmiş, tercih edilmiş. E bu ortaya çıkmışsa ister istemez buna diyeceksin ki tayin var, tahsis var ve tercih var. O bu. Ama yok. Söyle bakalım. Tayin var mı? ilmi vücut. Yok. yok. Tahsis de yok. Vücudu da yok. Nerede? Burada. Buranın adı ne demek? Hariç. Şuradan T gayb. Burası hariç. Hariç. Gaybın Hı? harici demek. Hariç demek. Gayb olmayan zahirde. Ha. Gaybın dışında şahadetteyiz, şahit getireceğiz, şahadet edeceğiz kalemi Var mı? Yok abi bu masada kalem yok. Ha şimdi ha hal işte Adem kalktı, kalemin Ademi kalktı, kalemin yokluğu yok oldu, var oldu. Ha bu bunu konuşmak ayrı bir şey. Bir de ya bu kalem niye hiç sonsuz büyük değil? Niye bu kadar muayyenleşmiş? Niye bu, bu böyle olmuş? vesaire renk. Bu e, e, şey eşyanın mekanla eşyanın eşya ile ilişki ve çelişkileri için kullanılır o. Bu, bu, kullanılan dediğiniz peki gene adem olmaz mı? Abi? Adem? adem ama bu değil bu. Adem değil mi o zaman? bu adem harici değil. adem gaybidir o. Gaybi adem o. Gayb da gay bunun şu anda batınını biliyor muyum? Gaybını biliyor muyum? Yok. Adem Haleci denmez gaybına. Bunu elektronikli yok elektronlar? Abi. Bu gay, gayb ya. Şahitliyiz ki. Biz şu Zahir'de hariç. Hariç demek atom seviyesi. Yani beş duyuyla sıfatlar taayun etmiş. Vücuda çıkmış, mahluk olmuş. Yani evet, elektronlar tamam. öyle değil ama. Evet, Kudret tamam. tecelli etmiş yani. Kudretin tecelli etmiş. Tamam. Melekutiyeti eşyayı konuşulmuyor. Yani şurası hudut koyalım gayb. Burası şahadet. Şahadette yok. Adem'i yani harici. Hariçteki yokluğu var mı? Var tabii. Kalem yok. Ama Adem harici e, kalkmış, vücuda gelmiş. Hariç deyince per gelinceye koy. Şahadet. Vücudum. Hasan abi, bu Adem'in harici vücudun göründüğü zemin. Ha. Ma, mahluk göründüğü şey, ama burada e, daire ilim içinde olmasının kastı ilmin taalluk ettiğinin ispatı değil midir abi? Daire, daire ilim, ilim, içindeki ilim adem var. Var. Tamam ama o konu değil. O o o konuda bunu kullanmıyor. O konuda buraya e, emir emir daha geride bir şey e, yani. Aslında ilim, ilim taalluk etmiş zaman... bir şeye emir bir daha taalluk etmez. Hasan abi şunu da Yanlış hatırlamıyorum değil yok, mi? Ha, söyle. Bak şimdi bir dakika. Neydi, bir daha söyle. Şimdi burada diyor ki daire ilim içerisindeki Adem ise adem haricidir diyor. Tamam. Şimdi adem harici tabirini aldığımız zaman demek ki ilim burada taalluk etmiş. Çünkü daire ilmin içinde bu. Yani ilim taalluk etmiş olan bir şey bu. i̇lim taalluk eder diye bir şey yok ki ya. Her şey ilmin içinde zaten. Hayır canım. Hayır tekvinin içindekiler ilmin içinde diyebilir misin? Nasıl? Her şey ilmin içinde. İlmin haricinde bir şey var mı? Burada ademde şey yapmışız ee, uzun uzun ama çıktı tekvinde Adem'i mutlak ilimde Adem'i sırf daire ilimde adem Ademi mutlak menşe vücut olamaz meşin vücut olmayan Çünkü şöyle demiştik Allah'ın Şirki ee, Allah'ın Şirki vücutta yoktur yok Kafasızın kafasında var olabilmesi lazım yani varlıkta olmayan şeye benziyor. Ee, benziyor derken acayip bir şey yani. Başka bir sırlama olacak bak şimdi. Allah ilim, irade sıfatıyla varlıkta. İlim, irade kudretiyle. Ama sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. Vücutsuz bir vücut var. Kainatın içinde olan insana sığan. Ama kainat ihate etmiş olan şu insana kainatta olamayan Cenab-ı Kainatta sığmadım. Beni seven mümin kulun kalbini sığdım. O zaman sen de e, kainat cinsinden olmayan, subutu sıfatlardan olmayan bir vücudum var. Vücutsuz vücut ki zatı tayin edebiliyor. İşte o kainata sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Mümine var olabilmek. O da bir zatı sıfatın tecellisi yani o da bir zeminsiz zemin. Adem'i mutlak lazım. Zat için. Adem'i sırf kaldıramıyor. Adem'i sırf da kainat olmuşuz. Zatı değil. Allah'ın ilmi irade ve sıfatı sıfatlarına şey ilim irade kudretine aynı darlığımız Adem'i sıfla oluyor. Adem ise zaten dair ilimdeki yaşantımızda şahit olup olmadıklarımız. Allah'ın zatına, zatı var ya ene değil, sırrı insani. Zat yani bu. Sıbıtı sıfatlar değil, imir yerdi falan yok burada. Ona ayna olacağız. Ayna değil de yok ama işte ama öyle konuşacağız da yani. A, ene değil bu. Enenin daha üstü var ya, sırrı insani. Yani o da bir sanki yani yok da ben şey vücut değil. Ama öyle diyeceğiz. Konuşulduğuna göre, laf edildiğine göre, yazıldığına göre bir şey. Hiçbir şey olmayan bir şey yani. Nedir o Adem Mutlak? Yok diyor. Ama var. Yok kardeşim. Vücutta Adem Mutlak yok. Kafasızın kafasında ne iş yapıyor bu adam? Zatı göstermeye yarıyor. Vücudu hakkının aynasının bir renk olmazsa daha parlak olur. Evet, ha. Hiçbir rengi olmayacak. Bir zati kendisini göstersin. Zat. Ene yapamıyor bunu. Ene yapamıyor. Ene sıfatları gösteriyor. Hmm. İlim irade kod Yani zat zat neyse bilmiyoruz da hiçbir renk olmayacak. Ene de var yani. Mizandır, nizamdır, takvimdir kulasadır, nur ve mana. Bir var yani. Yani bilmiyoruz ama var bir şey. Koku var. Bir koku var. Bir şey var yani. Fakat o abi şey Abdurrahman dediği gibi hiçbir koku, hiçbir belirleniş, hiçbir hiçbir şey ya. Yani. Hiç ama şirk ya. Dayılar var mı? Yok. Ya bunu bu imkanı sana kim verdi? Sen mi buldun şirk yapabilmeyi? Şirk yap, bana şirk yap. Beni kaldır ortadan. Öyle bir sistemsiz sistem koymuş ki sistemsiz sistem. Allah'ı ya, Allah nedir? Yani Allah Allah ortadan kaldır. Her şeyin sahibi olan Allah hiçbir şey yap. Evet. Her şeyi, hiçbir şeyi, her şey yapan Allah'ı ters döndürme. Bak, hiçbir şey yokken her şeyi yapan Allah'ı her şeye rağmen her şey sahibini hiçbir şey yap. Böyle bir sistem olur mu? Olmaz. Kimde var? İnsanda var. Bu sistemin adı Adem-i Mutlak. Bu ne işe yarıyor? Kafanı kemirsin, yılan olsun, dünyada cehennem olsun? Allah'ın haramıdır ,dır bu. Allah diyor ki ben zulmü haram ettim kendime. Evet. E ee, niye? Yılan mı oldu bu? Niye böyle şey yaptı bunu? Zatıma aynı olsun. Yoksa zaten anlayamayız. Yok. Zatı anlayamayız. Adem-i Mutlak. Adem'i sırf ise sıfatlarını anlamak içindir. Adem ise esmalarını anlamak içindir. Yani abi Adem'i mutlak olmasaydı ha. Cenab-ı Hakk'ı biz yani, tabiat perestler gibi değil ama tabiat perestler tarzında Cib. bir anlayış olur. esma, esmalara şey tobe. Esma ve, ve sıfatlara mahkum bir Allah anlayışı evet. olacak. Diyoruz ki Allah haydır ama Allah haydır ama sıbıtı sıfatta. Zatı sıfatta yok. Allah ilim sahibidir sıbıtı sıfatta ama zatı sıfatta Allah ilim, al zatı sıfatta ilim yok. Şunatta zaten yok. Şunattakilerle düşünüyorum şimdi. Mahiyeti zatı bilmiyor. Se öyle bir nimet ki mahiyeti zatiyenin mutlak bilinmeyişi, mutlak bilinemeyişi, bilinemezdi, mutlak bir nimet ilahiyedir. Bir daha. Mahiyeti zatinin bilinmeyişi, bilinemeyeceği. Yani ezeli ve ebedi tamamen gaybız gayb olması mutlak bir nimet ilahiyedir. Bilinmediği, bilinemeyeceği. Bir evet. Yani insanı insanı ötelerdeki ...cez bir rahman denilen şey... ...sistem yok olurdu. İnsanı anafur yapıp kendisine çeken o... E, ...mahiyeti zatiyenin gaybül gayb... ...bilinmezliğidir. Bilinmezliğidir. Evet. Allah'ın zatını... ...tövbe tövbe tövbe tövbe... ...Allah'ın zatını kainatta yok... Sıdı mümin kulumun kalbine dediği o kalpsiz kalp budur. Ademi mutlak. Bir de Yasin kardeş ee, biz şeyi atlıyoruz abi. Ne diyor? Kadiri mutlak diyor. Bak esma seviyesi. Kadiri mutlak için diyor. Kudretine ve vucudu, iradesine diyor. Vücut ve Adem iki menzili gibidir diyor. Evet. Daire ilindeki Adem ise diyor. Evet. Bak özür dilerim. Adem mutlak zaten yoktur diyor. Bak arkasından diyor. Çünkü bir ilmi muhit var diyor. İndi aşağıya. İlmi muhit. muhit var diyor. Musad etmiyor diyor. İlmi muhit perde oluyor. Ama adem mutlak yok diyor. Ama isim koydun. Koydun da nereye kaçırıyorsun ey ustad? Adem mutlak yoktur diyor. İn aşağıya. Çünkü ilmi muhit var diyor. özür dilerim. şimdi Adem-i Mutlak'ta Cenab-ı Hakk'ın zatı eee 20 ler, 20 ler, 20 ler. Ee, aynı adarlık, aynı siz. mutlak <laughs> olmasıyla ki insan kendisi de <laughs> bir şahsiyet <gülüyor> kazanıyor <gülüyor> demek. Kendisi de ya işte onu niye anlamıyorsunuz? Bak, mahiyeti zatiye mutlak meçhul ya. Abi iyi dinleyin. Adem mutlak mutlak meçhul ya. Bilinme bilinemezlik olması. S Nimet seni ne yapmış? Sen de sana mutlak bilinmezliğin var. Sen sana o da sendeki ademi mutlakla. Sen de sana asla ezeli ve ebedi sen sana varamayacaksın. Sen seni yata edemeyeceksin. Çünkü sen sana ademi mutlaksın. Allahu Ekber. Ya. Bilmiyorum. Ne işte Bana ne yapacak diye oturdum düşündüm. Bakayım. Babana ne yapıyor bunu? Zaten bilinmezliğini şeyle bildim. Ademi mutlakla bildim. Bilinmezliğini. Bilinmezliğini bilmek ademi mutlak olmuştur. Bilinmezliğini bilmekliyim bunu yazarsın. Bilinmezliğini bilmekliyim. Adem'i mutlakla olmuş bendeki. O ona baktı. Adem'i mutlakın bilinmezliğinin madem ben bir tamam zatına inayım. Adem'i mutlakın onun şey mayyeti mut, zatiyesinin bilinmezliğinin bilinmezliği bilin, bilinirliği bilinmezlik bilinmiş. Neyle? Adem'i mutlakla. Evet. Bilinemeyeceği bilinmiş. Bunu bana kendime dö döndürdüm. O zaman ben kendim kendime bilinmezliğim, bilmekliğimin adıdır. Ee, Kabuk abi senindeki Resul-i Ekemen sallallahu aleyhi dediği Ya Rabbi ben seni hakkıyla bilemedim. Sen kendine diyeceksin onu. Aslında yani, kendinden. Kendinde, evet. Kendinden geçeceksin zaten. Kendinden. Bende Aslında. Aslında, aslında kime demiş biliyor musun? Evet. Anca anladın karşısı gördüğü Rabul Alemin ve Rab kimdir? <laughs> onun onun bendeki oyla ondaki benim hayti ittisakının aynı zamanda ona derken aynı zamanda kendisinden kendisine diyor. Yani adem mutlak olmasaydı bunu diyemez. Diyemezdin. diyemezdin. Sır bu. Bunu diyebilen insandır. Niçin diyebiliyor? Adil mutlaka aktif sende. Di bu olduğu için sen de bunu sen de künhüne mahiyetine mahiyetine şunatına değilsen künhüne mahiyetine bilinmezliğinin bilinmesine ve asla sen sana ulaşamayacağını sen sana ulaşamayacağının bilinmesinin bilinmesidir. Ademi mutlak sistemi sende olması. Bir daire var. Adem'de, bir, aile, adem'de Adem'de bir daire var. Adem'de var. Adem sıfta var. Adem mutlak. A A yok ondan mutlak. o mutlak. Meçhulde kaldık yani. Bir şey bulamayacağız. Yok. yok. Niye uğraşıyoruz o zaman? <laughs> e, o, o bulamayacağımızı bulmak için uğraşıyoruz. Bunu Gazali der ki, ilim nedir, İlmin kemali nedir de, ilmi, ilim demiyor. İlmin kemali nedir? Herkes ilim var. Kemalat ilim nedir? bilmediğimi bilmektir. Bu bilmek Bil Bilme, ilmin kemalidir. Onu yazar. İlmin kemali bak herkes de ilim var. Herkeste ilim olduğu için biliyorum zannediyor. İlmin kemali olsa bildikleriyle bilmedik bak bildiklerimle bildiğim. Bu adam ilim sahibi bildiklerini biliyor. Cahil adam. İlmin kemali nedir? Bildiklerinin ne bildikleriyle bilmediklerini biliyor. Hasan abi. Hah, <laughs> ilmin kemali bu yazar. Ama ilim aşağıda şimdi. Ya aşağı indim mi? Ama ilmin kemali bu. <laughs> i̇lim aşağıda olur mu? İlim aşağıda olur mu? <laughs> mu? Sıfat abi. Konuşuyorum ben ya. Tamam, Ama zaten, zaten, zaten Sıfat abi be sen aşağı. İlmin kemali deyip mertebe abi. yok. Bizim abi bilim, yani bilim, en yakın bilim. Bilim. <laughs> Daha bak, Sıfatı ilmin mertebesini söylüyorum. Abi. Aynı şey cilve ilim. Bak, cil, cilve ilim, daire ilim, ilmi ezeli, ilmi muhit ezeli ilim. Ne geçiyorsun geçin. Sanki... çıkış adem mutlakla mahiyet zatiyenin karşılığı bende de diyorsun ki kendini de bilemeyeceksin. Varılamaz bir nokta var sende diyorsun. Evet. Ben sen de diyor ben o ne diyorum? O ilim diyor. Değil Abi, biz, dil değil. İlim değil o. İlim değil ki o. Bana şimdi Tamam yo yo ilim değil o. Tamam, Ama abi onun da aynilerle... Kardeşim Adem-i Mutlak sana ilimden gelmedi ki ilimle bilesin. Adem-i Mutlak'ı sıfatla sıfatla bilemezsin. Adem-i Mutlak'ı zati sıfatla da bilemezsin. Adem-i mutlakı, Adem mutlak'ı şunatı zatiyle de bilemezsin. Ve mahiyeti i nasıl bir şeyse bilmiyorum. Nasıl ne olduğunda bilmiyorum. Bana bir atı verdi bir şeysini. Adem'i mutlak attı. Adem'i mutlakla mı yana e, tamamen yani, mutlak yani, içtik yani, ne yani. demek? Ama abi biz İstersen yani. bu burada kalsın. Gel, daha doğrusu subikir Ne, yani, ne yani. anladıksa o. Teker patlar. Mesela abi bizde hayattan yaratılmamış bir sistem var mı? Ruh var. Ruh hayattan mı? <laughs> Zi hayat mı? Zi hayattır. değil mi? Zi şurdu. Maksadım evet. şu, her şey hayattan yaratıldıysa. Ha öyle de. Biz yani. hayatın dışında ne düşünebileceğiz ki? Harice bir atıfta bulunmamız çok zor doğru. Adem'i işte bu. Adem mutlak değil tabii. Ya, sen, her şey, sen şu de anda, anda hayat, hayat nerededir? Ne? Sıfıtı sıfatta. İlim nedir? Şey i̇lim. Ya bilgiler sıfıtı sıfıtı sıfata hapsedin ya. Yani. Sıfıtı e, mesela şefkat ilim midir? Demek ki demek ki biz de biz ama her şeyi ilim biliyoruz. İlimin ilmin kemali nedir? E, sıfatdayız. sıfattayız. İlim bize şöyle diyor. Yani e, ustat diyor ki mesleğinde her şeyin aklı olmadığını kim söylüyor bize? Bayi dinleyin. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Ha? Her şeyin şefkat olmadığını şefkatimiz de diyor. Her şeyin kudret olmadığını kudretimiz de diyor. Her şeyin adem olmadığını ademimiz, her şeyin ademi sırf olmadığını Adem-i sırfımız, her şeyin her şeyin ademi mutlak olmadığını ademi mutlakımız söylüyor. Şimdi e, ben şunu daha önceden söylüyordum. Şimdi Davut az bir şey söyledi. Yani e, tabi yunların bakış tarzı gibi şeklinde Hali ne düşer? Hali düşer. Şimdi tabi yun değil de mesela Muhyiddin Arabi Hasan abi ee, sanki ilmim ondan fazlaymış gibi hava atıyorum da sırtımı Risale'ye dayandırdığım için. Ee, o ademi sırfı tespit edemediği için bu dikliğini oldu. Yani her şey odur dedi. Hasan abi. Ademi sırfı ademi sırfı isimlendiremediği için. ustadın dediğini de Ustad dedi ki Tevhid'de sikirdir. Tevitte sebepten çıkmış. C esmaların cil ve cemal nakış sanatından sıyrılıp cil ve cemal nakış görmemiş. Aslını görmüş. Az yani misal, kısacası evet. Temmuz Ağustos'ta saat 1'de aynaya güneş vurunca ayna gözükmez. Aynadaki şiddeti zuhurundan güneş gözümüzü alır. Abi yaparken bile aldı. Yani o aynada gözüken güneş ayna gösterir mi? bir baktı böyle uzaktan diyor tevhidten uzaktan bakıştır diyor. Orada ayna yok ki. Ne aynası? Çok şiddetli sorunu güneş. Yukarıdaki güneşte ona bakamazsan ona kesinlikle güneş dersin. İşte aynayı göremediği için aynadaki güneşe hem o ost odur dedi. Ama yukarıdakiyle baksaydı hem ezos diyecekti. O on on, on on ondandır. O değildir. Ondandır. Evet. Abi, ben aslında bitemedim, bitemedim. Lütfen şunu söyleyeyim lütfen. Şimdi bir, yani bir anlaşmazlığımız oluyor ya anlaşmazlığımız demeyelim de. Evet. E, tam fark edemiyoruz anlayamıyoruz sanki gibi. Acaba şundan dolayı mı oluyor Hasan abi? Şimdi biz Adem'i mutlak, Adem'i sırf Adem ve mağdum. Bunları paylaştırmaya çalışıyoruz ya. Şimdi bunları Osman genelde bunu söylerdi. Yani bunu bir şecereye ilk attı, bir kainatta bir de beşerde ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım ki bunun içinde tam, tam manasını çıkaralım. edelim. Tam tam manasını iade edelim. Adem-i mutlak ne kainatta var, ne şecere-i halkatta var. Onun için tek insanla konuşuyoruz. Evet evet tek insanla Evet. Kainatta Adem var. Evet. Kainatta Adem var. i halkatta Adem-i sırf var. İnsanda adem mutlak var. Adem-i mutlak var. Yani sanki Adem-i mutlak sanki daha yukarılar gibi değil mi? Adem'i sırftan sonrakilerin içine en sonuna aslında Adem'i mutlaka yerleştirmiş. Var diyebilmemiz için. Yani siz diyorsunuz ya Allah'ın inkar eden önce Allah demek zorundadır diyorsunuz ya. Sana. Allah. Kim yok? Allah yok. Ha. Çünkü yok diyebilmesi için onu var etmesi lazım. Önce var etmesi lazım. Şimdi o yüzden var edebilmemiz için de bir yok diyebilme yeteneğimiz olması lazım. Yani Allah'ın var diye bilmemiz için Adem'in mutlakın da var olması bu manada olması lazım. Bir boşluğu doldurmak adına. Şimdi i̇şte onu diyorum da. ki sende bu var mı? Var. Ama var ama varlık cinsini düşünme diyorum. Sakin olun bak. E, adem mutlak var mı? Var. Ama varlık Adem'i sıf gibi değil. Adem gibi değil. Yani yok işte. Var ama. Bunu sen mi buldun? Sen mi çıkarttın? Haşı? Yok. Kim verdi? Allah verdi niye verdi? Aşağıdan yukarı çıkalım. Adem'i sana verdi. Adem harici. Adem'e kainata ayna olasın diye. Adem'i sıfı sana verdi. şeceri hilkate nuru Muhammedi ayna olasın. Ha hiçbirisi de değil Allah'ta. Allah'ın zatı var mı? Yok. Adem'i vererek kainata, kainata tecelli sıfatlara, esmalara ayn olasın. Adem'i sıfı vererek şeceri hilkata taluk eden esma ve sıfatları aynı olasın, anlayasın diye. O zaman kendisini ayırdı. Kainatta şeceri Beni benimle bileceksin. Neyle? Beni benimle bileceksin. E ben seni sen yapan bende ne var? Zatımda. Bilinmezlik var. Onu bilmen lazım. Bende nedir o? beni benle bileceksin. Ne ile? Sen de bilin, benim bilinmezliğim var. Beni ben yapanı seni sen yapanla bileceksin. Evet. Ha. O sendeki bilinmezliği bilmen lazım. Nedir o? Adem'i mutlak. Niçin verdin? Sen sana bilinmezlik tarafınla o bilinmezlik aynadarlığınla benim de mahiyet-i Hiçbir zaman bilinmezliğini bilmen için verdim sana. Neyle verdin? Senin sana bilinmezliğini bilmen için adimi mutlakı verdim. Senin sana hiçbir zaman sen sana varamayacaksın. Yani varılanla varan e aynı olduğu için varamayacaksın. Bilinmez çünkü niye varamayacaksın? Çünkü sende bir tarafım var bende, sır insanım var sende, bende. Herkesin bir sır var, benim de bir sırrım var. O da sende. Nedir o? Bilinmezliğim, başka ulaşılamazlığım, Anla anlaşılamazlığım var. O sende adı sır insanı. Hiçbir zaman benim bilinmezliğimi bilerek bileceksin yani. Bilinmez değil mi bileceksin. Neyle bileceğim? Sen bunu ne bende bir numarası yok mu? Sen sana seyahat ederken, sen sana koşarken, keşfederken sen sana bilinmezliğin var. mutlak varamayacaksın kendine. Sen sana varamayacaksın. Çünkü sende bir ben var. Sır insanı. Evet, sende bir ben var, sende sen sana niçin varamayacaksın? Çünkü sende bir ben varım, senden daha arkadayım, senden içeri o. Bana varılamayacağını ya niye var ama var. İlk önce sen sana var, sonra bana var. Ben de koşuyorum kendim kendime, varamıyorum. Ya Rabbi niye varamıyorum? Yüreğe merdiven gibi. Çünkü sende sana. Senden sana bir bilinmezlik var. Nedir o? Sırrı insani. Yani ben sen değilim. Ben sen değil. Değil midir Allah? Bende yok mu? Ben sen değilim. Benim sende oluşumun adı sırrı insanidir. O da bilinmezliğimdir. Bilinmezliğimi bil. Neyle bileceğim? Ademi i Mutlak'la bil. Sen sana niçin varamayacaksın? Bazılarının motoru şey yapıyor. Sen sana niye varamayacaksın? Çünkü sende bir ben var. Ben sendeyim. Hani demiş ya kabirde. Bu kadar gerçek hakikatler vardı dünyada yaşadık. Hadis bu. Yaşadık, ettik. Allah Allah. Berzah alemi açıldı. Hesada, hesaba mı üzülsün? Yaşadı alemle. Buna mı üzülsün? Dedi ki. Hayreti mucip Allah müsaade ediyor. Ya Rab dedi. Allah Müslüman bu. Ya Rab sen bu kadar ayandın. Sen alemi şahadette neredeydin ki seni bulamadık? Nasıl gizli kaldın? Bu kadar ayan iken bu kadar nasıl? Allah diyecek ki ben sendeydim. Sen neredeydin? Ha sen sana bilinmezliğimi bilinmezlik yapan nedir biliyor musun? Sen sana değil bu. Senin sana bilinmezliğin, bilinmezliğin. Sen senin bilinmezliğin olacak. Çünkü ben sen değilim. Ben sen değilim. Yok diyebilir misiniz? Bazıları da östaburlar. Allah bizde. Kainata sığmadım. Mümin kulun kalbine sığdım demiyor mu? Ha. Allah'ın kainata sığmayıp bize var olması... Ben sen değil. Bunu nasıl anlayacağım? Bunu şöyle anlayacağım. Allah'ın yani mahiyeti zatinsinin bilinmezliğini, ben bana bilinmezliğim aynadarlığıyla darlığıyla bilinmezliğini anlıyorum. Anlayacağım. Çünkü niye sen sana bilinmezlik olacak? Sen sana varamıyor. Çünkü ben sen değilim. Sır insaniyim. Onun adı nedir ya Rabbi? Ben bizde onun adı sır insani. Neyle ben koşacağım sen? Evet en iyi bir şekilde varacaksın ama NE ile sır insanıya şey yaşayıp hiçbir zaman eneyle ile sır insanıya koşacaksın ezeli ve bedi varamayacaksın. Sen sana varamayacaksın çünkü sen sana bilinmezsin. Niçin? Çünkü sendeki sen sen zannettin o sır insanı o benim. Ben sendeydim. Her, her şeyin bir sırı vardı benim sırrım da. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. İnsanın sırrı işte. Sır işte. İnsanda bir sır var diyor işaret sonunda. Onun hatırına diyor, onu helak etmiyor. İşaret sonunda, 207. İnsanda bir sır var, onun hatırına insanı helak etmiyorum. Niçin? Onun sırrı o ben. Ben beni helak edilmediğinden, ben onu helak etmiyorum. Öyle. Adem <laughs> e, vuc, me, madumla Adem. Ademle Adem'i sırf bildik. Adem'i sırfla biliyoruz ki bu adam demiş ya bu şarkı burada bitmez. Yani bu mücadele burada bitmez. Adem e, a me, madumla işte Adem Adem haricilerle Adem. Ademle Adem'i sırf bildik. Adem'i sıfla da Adem'i mutlak bildik. Şöyle oldu abi. Tövbe Adem'e ve Adem'i sırfa bakıyor ama istiğfar Adem mutlak. Kesinlikle. Derut etmek ya. Yani. Bütün o, o şeye orayla gidebilirsin yani. Evet, istifar. Boşuna gün evet. değilmiş. Bütün o nihayetsiz varamayacağın noktaya doğru istifarla evet. gidersin. Hiç hiçbir zaman çünkü kardeşim sır insani insan ediyorsun ki biz mi? E, niye varamıyoruz ya Rabbi biz? E, sen de ben varım. Ben de bir ben vardır ki. Ben de bir ben diyen en Allah, en Allah, ben Allah'ım. Ben de bir ben var. E, nerede bu benden daha arkada, benden içeri o? Ha sen koşan kim? Ene. Nere koşuyorsun? Aslına. Sır insanı. Varamazsın. Çünkü o. Sende olan benim. Bunun adı taayyum ve teşahhus. Kardeşim bu şey korkacak bir şey yok. E, kainata sığmadım. Mümin kulun kalbine sığdım diyor. Senin alakası yok ki. Senin alakası yok ki. Allah taayyum etmiş, teşahhus etmiş. Kim fark edecek bunu diyor? Ee, orada 9. sayfada şu diyor 9 ya kena budu ya kenestin diye bilen diyor. Bunlar nerede çıkacak? Bunlar. İmam Rabbani'nin son dedi son mektubuna diyor ki bu konuşulanların konuşulamadıkları konuşulacağı gelecekte uzat olacak. O, o, keşke o zat ben olsaydım. Usta diyor ki o Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur almış. Mesela bir bakın Sikitası Gaybi 149'da neler anlatıyor. Bakınız. Bak ilk önce Gelani demiş. Sonra tavsiye etmiş. Zatım ne kadar yücedir. Şahsımı tenzih ederim. Sonra gelmiş. Onu söyler ki ben değildim ki diyor. Onun peki söylettiği neydi? adem sırf. Şey adem mutlak. Evet. O evet. demiş ki Muhittin Arabi'ye de demişler. Ya sen böyle estağfurullah denilir mi ya demiş. O zaman. Ya efendim o zaman demiş test yapalım. Ben onu dediğim zaman beni öldür. Ben diyorsam. Onu ben diyorsam öldürün. De tamam demiş. Söylediği zaman vuruyorlar kılınç hançeri. Hiçbir şey olmuyor, boşa gidiyor. Sonra ay zaman, efendim böyle böyle oldu. Ha ben de değildim ki. Yani Geylani diyor ki, o anda ben değildim ki diyor. Ha. Usta diyor ki, orada diyor 8 tahsi gaybiyede, tahsil etmişler diyor. Fena fila olmuş. Beka billah demek geri gelebilmiş. Yani niye varılamaz? Niye abi bir insan, bu basit insanlar mı tobe İslameti mucizesidir diyor Muhyiddin Arabi'ye. E, Geylani böyle der miydi? İnsanda ne sır var ki böyle sırlanıyor? O e, Adem-i Mutlak'ın e, vücutsuz vücudu olan sır insani. E ne koşuyor? Nereye koşuyorsun? Benden bana. Ne, neyle? Hangi yöntemle? Risale-i Nur diye. Aslında Risale-i Nur benmişim. Ben de bana giderken, ay baktım bir Risale-i Nurmuş. Niye cazip geliyor? Sen sana cazip geldiğin için. Sen sana yabani ve yabancıysen Risale-i Nur sana yabancı gözükecektir. Kur'an'ın hakikatleri Kur'an'da sensin. Enel en Atikul Kur'an Kur'an hakikati sensin. Bu sen. Benden bana ben diye koşarken Risale-i Nur diye aldım. Yani Risale-i Nur. Risale-i Nuru risale, Nur, risale Nur diye almadım. Ben bana gideyim diye aldım. Orada felsefe geliyor. Nübüvvet tutmuş gidiyor ya. Gittiği yer kendi hakikatı. Işte, felsefe geliyor. Son evet. nokta olur değil mi? Geldi, 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 geldi. Nereye geliyor? Bir nokta olacak. Yani gittiği nokta yok yani. Evet yok. ama nübüvvet gidiyor. gidiyor. Neresi gidiyor da gidiyor. Boşuna dememiş mi? milad Risalesi'nde felsefe geliyor. Nübüvvet gidiyor. Efendim abi? Yapmadığımızı bilmekle yaptık. 18. sözden söyledim. Bir tanesi sordu. Ali Rıza beni arabayla derse götürürken. Abi ne özelliğimiz vardı ki dedi. Bu arabayla senin için ümraniye yetiştiriyoruz. Arabayla yani cuma dersini Ben ne özellik? Ya ben işi için koşuyorum. Bu anda zevk alıyorum dedi. Ama sıkışmışız derse saatimiz geldi. Benim ne özelliğim vardı ya? Niye bana bu verildi, bu nimet diyor. Onu hem yatıyor hem terleniyor, hem araba soruyor. Ee, i̇nsan, niye sana verildi? Allah ab abesiyle iştigal edilmez. Diğer insanlara da Allah'ın kulları, üvey kulu değil. Allah'a abesiyle iştigal etme. Peki ne vardı sende? En çok sen muhtaçtın. Onlar muhtaç değil mi? İhtiyacını hissetmemişler. 18. Sözde. Biz memer, yani su borusundan su geçmiyor mu? Borunun şahsiyeti artıyor mu? Biz de boru gibiyiz diyor. Üzümün şey gibiyiz. Ee, dalı gibiyiz. Üzüm bizde gözüktü. Yani su borusu. Su borusu geçince boru şahsiyet mi kazandı? Vay bir tanemsin ey boru sen olmasaydın ben susuz kalırdım. Suya vereceğimiz o değeri buraya mı verilir? Biz de boruyuz. Geyla, şey, Mevlana diyor boru. O ney demiş? Birisi öfürüyor. Birisi öfürüyor. Bu ney? Bizim vücuttur. Öfürüyor. Bacı bir vücut. İnsan o vücuda parmakları ile sese yön veriyor. Kafasındaki müziğe göre yön veriyor. İlahiye yön veriyor. Şarkıya yön veriyor. Sırf o kadar parmak koyuyor. Öfüren ben değilim öfürülenler ney ne ben değil. O deliklere zihnimdeki olmaların içerisinde olsun demişim. Kafamda bir sürü müzik var. Artı müzik, eksi müzik, iyi müzik, kötü müzik. Onları öfüren ben değil, öfürülen ne de ben değilim. O deliklere yön verenim ben. Nereye göre veriyorsun? Kafamdaki bil kuvve bil fiile dönüştürüyorum. Öfürüyor birisi. Öfürüyor. Öfürmesine yön veriyorum. Allah'ın esması öfürüyor mu? Tecelli ediyor mu? kafirde? O kumarda kullanıyor elini. O bu saatte yatıyor. O bu saatte videolarla uğraşıyor. Ali gelmiş. Burada bunu dinliyor. Belki daha rahatsızdı. Ama şifa buldu. E, videolarla uğraşacaktı. Ama geldi defter aldı, kalem aldı. Ne yapıyorsun? Herkesin kafasındakiler neydeki deliklere e, basarak kaldırıyor. Bırakıyor, bırakıyor. Şunu al, Sıraya koy. Başka bir şey yaptın mı? Öfüren sen değilsin. Bu neyde sen değilsin. Sen kimsin? Vücut ilimleri olan kafandakileri nereye göre bu parmak hareket ediyor? Enfustaki. Enfuse göre dışarıya ya şimdi diyebilir misin ki bu çaldığı müziği gördüğün zaman der misin ki adam bunu kastetmemiştir ya bu müziği kastetmemiştir. Kötü bir müzik. Ama kastetmemiş ama parmaklar gösteriyor. Simahum fi vucu min sucuk. Ha, ne kimdir? Bedendir. Ne kimdir? Şeceri hilkattır. Öfüren kimdir? Esmalardır. Delikler nedir? Esmaların cil ve cemal nakı sanatlarıdır. Şey yapan, onlara yön veren nedir? İhtiyar ve ee, bu e, parmakların oynatan nedir? Kafamdaki niyetim, niyetlerimdir, zanlarımdır. Onları ifade ediyor. En iyisini için de o zaman istiğfar ediyoruz. İstiğfar hep böyle olunamadıklarının olunduğu bir sistem. Sistem ya. Neye ya? <laughs> şey. İrade-i ilahiye göre. İrade-i ilahiye göre en diye Niye? bir şey yok ki. Mehmet abi. Her şey en iyidir ya. Orada ama kişiden maksat var abi. Adem, abi abi her şey göre siz şey var mı? Sınır veriyor. Adam vücudu cem ediyor. Gayet iyi <laughs> bir kişi. Şey ha evet. İstifar yapıyor. Güzel laf etti. İstifar diyor. Adem'le vücudu cem etmiş diyor. A yani vücuda şahit olan Ademin Adem'indeki Adem'indekilerin de şahit. Niye Adem'i anlıyoruz? Mesela ben namazı kıldım. Yani niye kaliteli olamadı? kıldığıma şahit olursam. Aa namaz kıldım. E sen Aa namazda mıydık ya? Kaç rekat kıldı bilemezsin. Ama namazına şahit olan a, kıldığına kıldığına şahit misin? Nasıl anlarsın? Eksikliğini de anlarsın. Eksikliğini. Namazına şahit olan eksikliğini de anlar. Bu sefer duruyor. Niçin istifar ediyor? Niye namazdan sonra sünnettir üç defa? Allahümme te selam ve min selam. Tebarek teazzel celali ve ikram. Demeden önce selam verdi mi? Estağfurullah. 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 Deme sünnet. Niye? Olduklarımızla anladık ki olamadıklarımız var bu namazda. İşte olduklarımızla olamadıklarımızın olun o olanların içerisine olunsun diye. Olduklarımızla olamadıklarımızı görerek olamadıklarımızı olduklarımızın içine koymanın adı istifardır. Böyle bir şey olunca ani bir müminle bir peygamber aynı mı oluyor? Yani istifar suretinde aynı oluyor. Şey, yani namaz belki de namazda aynı süreler okuduk peygamberler. Ama onun şeyini külliyeti sureti aynı. Başka olduğu için başka olur. Başkalaşır. O tede başkalaşır. Onun ruhu başka. Evet sizin gibi insandır ama niçin? Tuvalete gitsin, yemek yesin. Size nümuneti yok. Ama ruhu başka. Ruhu benim gibi olmadı kesin. Hasan abi istifar ederek e, Adem'in de vücut gibi oluyor. Vücudu bir şey yapmıyorsun. İstiğfar ediyorsun ama bütün vücudu kazanıyorsun. Evet. Adem'in de vücut var. Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Aynı darlığımla... E, Eşya ve hadiselerde, de mevcudatta ne varsa, hayatta ne varsa, su sıfatta ne varsa hepsini aynı alanda getirdim. Bu istidatlar, istidatlar, ettim, gösterdim ve gördüm. Ne kaldı? Zatı mı kaldı? Ben bunu külli ihata edip bu potansiyel var ama yapamıyoruz. Göz, haşa diyerek. Gösterdikten sonra Zaten muhatap olacak donanım o anda yükleniyor. Hadi mutlakla ilgili bir Söyle bir şey. maksadını şey. Maksadım şu. Sanki İbn Arabi falan dedi de, biz de yaktık iyice motoru. Ben aynı damlı kabiliyetimi en yüksek seviyede gösterebilirsem yani hem gördüm, şahit oldum. İstifan e, en yüksekte göster gösterememenin göstergesidir. Aynı darlığının en yüksek göstergesini gösterememenin ifadesidir. Abi aynı aralıkta göz, evet. Göz şahit 2 304ü 4'ü açın. Hem yani bu arada şahit oldukları... bittikten sonra ben de bir kazanım bir müterak olmayacak? Ondan sonra başka bir <laughs> Sana istifar vermişse vereceğini <laughs> vermiş vermiş gibidir. Şualar 605. Umur umur hava şey, unsur hava emir ve irade ilahiyenin bir arşı olduğunu ispat eder. 304. Alim şahadete hoş geldiniz. Geldiniz değil mi? Tamam. Dur daha gelmemişler. Olsun. Unsur hava emir ve irade ilahiyenin bir arşı olduğunu ispat eder. Emir ve irade unsur hava. <laughs> bir şey bu kelimeler hakkında yani bilgi almak için. Emir ve irade ilahiyenin diyor ya abi. Burada emri ilahi ve irade ilahiyeyi diye şey yapabilir miyiz? O şekilde Biz de söyle. Şimdi burada emir ve irade ilahiyenin diyor ya bu ikinci ilahiyenin dediği kısım birinci emre de tavluk eder mi? Yani evet. emri ilahi ve irade ilahiyenin diye mi gider cümle? Yok. O, eğer başta olsaydı emri ilahi ve irade deseydi o ve vav tamlamacı bağlaç olduğu için ona bağlardı şey yapmaz yani. Aymış yok. Tabi Geri de değil de abi. ileri olsa olurdu. Hem yani şey. yani şöyle deseydi. Emri ilahi ve irade. Olmuyor da olmadığı için de zaten cümle olmadı. Bazen. Efendim ha. Ya biz konuşuyorduk da. Şimdi. <laughs> par, bilmiyorum belki kaçırdık şeyi de. Ee, Davut dedi ki. Bu istidatların kabiliyet olması. Olmaması hani. E, istidatlarımız var. Kabiliyet olamıyor. Biz bunu istiğfarla. Peki istidatlar aynı mı? Diye sordu da. İstidat, istidatlar i̇stidatlar herkes de aynı mı? Ruhlar aynı yani mı? Ha, o zaman şimdi şöyle bir şeyimiz oldu. Tefekkür oldu. Şimdi ruh neredeydi? Arş-ı Azam'da. Ruhtaki istidatlar eğer ben ruhun ötesine geçeceksem ruha kadar istidatlar farklı olabilir. Ruhlarımıza ilgilenmiş istidatlar. Çünkü ruhlar o noktada mahluk, mahluklaştığı tarafı var. Ama ruhun ben ötesine geçtiğimde, artık eneye, sırrı insaniye geçtiğimde, ben Nur Muhammedi'deki çekirdeğe geçtiğimde, Abdülkadir Geylani gibi artık aslında o şeye geçiyor, orada istidat kalmıyor. Tek bir istidat var. Orada Mahi, bir şey tek bir, bir insanlığa geçtiğinde, geçtiğinde öyle bir şey yok o, o, seviyede istidat bak, istidat yok. o, yani istidatlar aynı cümlemizin şeyi, Nur Muhammedi noktasında doğru. Evet, orada tek bir istidat var. O zaman geç, ben peygamberim diyebilirsin yani. Çünkü şey bir şey şey, şey söylemek istiyoruz. Dağın tepesine su çıktı. O suyu al. Bir de o su gelir ge, gelirken bize oduna çarptı, aldı. Taşa çarptı, aldı. Toprağa çarptı, aldı. Madene çarptı, aldı. Aşağıda aynı değil. He, ama merkezde aynı. Herkes nem alsın, aynı. Ama bu suyu böyle akıttın dağdan. Bir de bu tarafa akıt. Onun alacağı, çarpacağı şeyler farklı olunca farklı olacaktır. İşte Nur Muhammedi cihetiyle aynıyız. Yani oraya Ama şey... istidat cihetiyle... Peygamber Peygamberimizle Aleyhisselatü Vesselam'la kim aynı? Yani, yani, yani. o noktada <laughs> mahlukiyet yok. Ama, yani. yani. mahlukiyet Ama Nur Muhammedi'ye geçtiğin <laughs> zaman artık o, o diyebilirsin. Orada mevzu kalmıyor. Evet. Evet. Bazen emri aynı kudret, bazen de kudreti aynı emir olarak kullanıyor. Latif nüktelerde var. Onu onun için aldım. Şualar 653. Her şeyin onun irade ve meşit. Meşiyet irade arasındaki farkı biliyorduk değil mi abiler? Evet. Al istediğini irade İstediği, meşiyetiyle. meşiyetiyle. Evet. İstediği irade ile istemediğini meşiyetle. Risale'de geçiyor. İra, irade ve meşiyetiyle diyor. Çok acayip bir fark vardı her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Yani istemediğinin olmaması meşiyetiyle o da olur. Diye bak her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Olmayan da olmuştur. Meşiyetiyle. Olan olmuştur irade. Olmayacakları olmuştur. Olmamış olarak olmuştur. O da meşiyetiyle. İstediği olur. Bak. Nazm-ı maniyle çıkartıyoruz. İstediği olur irade istemediği olmaz meşiyet. Hmm. Her ne isterse yapar irade. Nazmani görüyor musunuz? <laughs> Allah Allah. Ba <laughs> ha tamam. Şu alan 653. <laughs> ha, doğru yani. ha, Bak ha, yapayım bak. Her şey doğru sen özürün var yazıyorsun. Her şey onun iradesi. Ee, bak bir bu mu irade? İki meşiyetiyle olur. Tamam. Bunu buraya koydum. İstediği olur, iraden altına koy. İstemediği olmaz, meşiyetin altına koy. Acaba öyle mi ya? Ben mi biraz uyduruyorum? Hemen üçüncü cümle de gene teyit ediyor beni. Her ne isterse yapar, iradenin altına koy. İstemezse hiçbir şey olmaz, odanın meşiyetin altına koy. Ya kasıt, Yazayım mı? İhtiyar ve kastı da şeye bağladınız değil mi? Yani Abi, bence en güzel şu. Yazın yazı yazı isterseniz abi. yok. Yani e, meşiyet oh, ve Tutup iradeyi bir de ihtiyarı <laughs> yan yana getirmen en Yazı Yazarken şey olabiliyor. Başka şeyler çıkıyor. Tamam. Abi onu yazarken ben size Berat Gecesi'nde Sen bir soru sormuştum. Bu adım mutlak da o da bana da cevap oldu. Paylaşmak istiyorum size. Şimdi basit, ve adi diyelim bir mümin de bile Cenab-ı Hakk'ın nazarında neden bu kadar değerli de onun vefatı böyle çok güzel oluyor diye bir soru sormuştum. Şimdi bu adem mutlakla anlaşılıyor ki sırrı insaniden dolayı orada Cenab-ı Hak kendi sırrı olduğu için eğer imanı varsa o sırdan dolayı iman olan herkes çok değerli olmuş oluyor. Evet. Çünkü işaret icazın sonunda var ya hem de bab nedir biliyor musun bab? Ee, şeyin e, mevzunun babı e, hal, halifelik sırrı. İşaret icazı verir misin? Veya benimkisini versene. Ben yanlış yazdım herhalde. Yok. Yo yo. Meşhi evet. Meşhi E T ile. Hem orayı dinliyordum ya. Olur. Tamam mı? Orası da çok önemli. Göstereceğim size. İstediği olur. Bak naz muani şu. İstediği olur. Tamam mı? O istemediği, olmaz. istemediği Bu diyelim ki tesadüf etti. Tesadüf yok ya. Olsun diyelim. Bunu hemen açacağım. İstemezse her her ne İsterse yapar. Her ne isterse yapar. Sizi de böyle yaparlar. Sizi de böyle yaparlar dolmuşu bilesiniz. Yeşili verirler, siyah yastıttırlar size. Oluyor işte. İşte seni de böyle bindiriyorlar evdekiler veya cemiyettekiler. Yeşili veriyor. Al Gafur git yeşil gittin bir baktım a siyah Mekke 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 dolmuşları var yapıp Evet yapıp evet yapıp beyler yapıp son durak yine ki Paris <gülüyor> istemezse <gülüyor> hiçbir şey olmaz İlginç. Hem ilmi ilahinin sabıkan meskul bütün delilleri aynen iradenin dahi delilleridir. Bak görüyor musun? Çünkü ikisi kudretle beraber iş görüyordur. Hmm. Biri birisiz olmaz. Ya. Allah. Yani iradenin tavlık ettiği... Tam buraya şeyi anlatıyor buraya. Tam onun Bak şimdi. Arkadaşlar. Hatadaki irade meselesine başlıyoruz diyor. Burada direkt iradeyi anlatıyor. Yani mevzu... Her şey doğru mu? Her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Bir e külliyata bak şimdi. Nedir bilmiyorum ki meşiyet. İkisi de lugatta aynı. Meşiyet irade aynı. Kendi kendini şimdi açıyor. Ha, şimdi külliyat açıyor. Nasıl buluyorsunuz? Sen nasıl olumsuzlamaya meşiyet, ademe meşiyet vücuda irade ediyorsun. Ha diyenler. İrfan şey Furkan bunu yapar. Bak şöyle, cümle devam ediyor. Her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Ha. Müsbet gözüküyor meşiyetiyle olur. İstediği olur. Nazm-ı mani. Cümle devam ediyor burada. Bu baş harfli da şöyle. ...noktadan sonra devam ediyor. İstediği olur. Virgül var mı? Evet. Olması gerekiyor. İstemediği olmaz. Bak. Cümleyi aldım. Devam ede. İstediği olur iradeyle. İstemediği olmaz. Herhalde tesadüfen olmuştur. Olumsuzlamaya. Yani... ...olmamak da olmaktır. Yani olmamasını tercih etti. Olmasını tercih etti. O şeyin olmamasını tercih etti. Bu da te ha, tesadüf. E, devam edelim. Her ne isterse isterse yapar gene vücut. İstemesi hiçbir şey olmaz. Bu da Adem. Bu Adem tarafı. burası da vücut tarafı. Adem tarafı dediğiniz aslında ilmi ilahi tarafı oluyor İlmi ilahi veya i̇lmi ilahi de kalan kısmı. Yani. Adem haricidir. Adem harici, Adem harici diyeyim. Evet. Adem, 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 onu da yazayım da. Adem-i Adem evet. harici. Adem-i harici. Daim teşhis edildiyse yani. diğerleri meşiyetine tabi. İlmi vücutlar. Yani. İlmi vücut. İlmi vücutlar meşiyete tabi oldu. Hı -hı. de yani. meşiyet aynı anda mı çıkıyor o zaman? Böyle diyebilir misin? İrade olduğu zaman meşiyet vardır diyebilir misin? Abi, aynı anda ikisi aynı anda de olacak. Hasan abi, şey olmaz. Biri olur dersen bir de abi. olmasın demiş oluyor. tamam. <laughs> tamam. Doğru. Yani nasıl mı kalın? Ben daha, <laughs> önce, daha önce da, keyfiyetini daha, daha önce, önce de söylemiştim ama bak şu çok net ayırıyor. O zaman şu, şurayı şuraya evet Hasan abi. Ha. Ee, bir dakika. Evet. Evet. o zaman, Hasan, o zaman şuraya ikisi yok tercih etmekte. İradede şey kader kaza hata yapışsa Benim yapayım. Ortada kaldı etmekte ve Meş, meşiyet olarak var. Tercih etmekte de... o zaman bir yok. Bu bu Mehmet abi'nin Hiç yapacağı şey Hasan abi hakikaten siz ben bir şey de bir şey diyeceğim. Çok Hadi. acayip. Çok acayip bir şey geldi. Yazınca şeyler değişiyor. Aa burada. Yaşıyorum. Hasan abi böyle eble olmamak istersen Allah namına. Bak Allah, yazınca Allah, oluyor. Nur talebesi okuyucu. yazan okuyucu dinleyen Hı. yazmayı yazıcılara tembe e, okuyucuları da tembelliği de e, okuyan okuya vermiş. Biz ne yaptık dinleme ha şinsin. Böyle eble olmamak istersen diye söylüyor ya. Ha iste olmak eble olmamak da olmak. Eblehliği eb o meşiyetiyle mi alıyor? Evet. Olmamayı olmak. Evet. Olmamak olmak. Evet. Namazsız olmamak için olmamak lazım. Evet. Sendeki ebleye alıyor yani. Ebleye. Olmamaktaki olmak meşiyet. Hep geçiyor abi. İrade, ihtiyar, meşiyet. Oo, bunlar böyle söyleniyor. Nasıl bileceğim ben yani? Şu üçlemeyle üç tane kanunu var diyor ya. Kader, kaza ve ata kanun var diyor üç tane. Dek bu şekilde çok denk geliyor. Bilmem siz ne dersiniz? Vay be, çok evet. Çok evet. Metin bize ait olmadığını görsün. Her şeye dikkat etmeye çalışacağız. Evet, bence Mehmet abi dediği uygun. Çok çok. Herkes kendi vizyonundan ya, mesela yorumluyor. Şu Şunu şey yapmayın ya. ya. Vurdu darmadağın etti ya. Ortalığı darmadağın etti şimdi.

ilmi vücutlar, mahluk vücutlar. Mahluk vücutlar. <laughs> ya ne yaptın ya? Bak <laughs> burada. <laughs> <laughs> Devam edelim mi? Ben bir şey söyleyeceğim abi. 15 dakika var. 15 dakika olur. Tabii 16 biraz işte. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Adem yani. tarafı ihtiyar e, tarafı. Yani beşiyetler. meşiyetler bizdeki de ihtiyara bakıyor. Onu söylemek istiyorum abi. Bizdeki vücuda talip eden, yani vücudun talip ettiği cüz-i ihtiyarımız veya cüz-i irademiz o sizin yazdığınız her şey irade ve istediğiyle olur kısmında. Osman geç dün yazmıştı galiba. Ee, şey. Osman şöyle yazmıştı. Bizdeki ihtiyar. Ee, i̇nsandaki iradenin işleyişi sureti cüz ihtiyar. Kanuneti cüz irade. Hakikati külli irade. mayeti irade ilahiye çok uyuyor buna. Mu? Evet, doğru. Sistemin başkanı çalışmasını şey, yani. şey, teyit etmemiz lazım abi. Çünkü <laughs> o, o sistem onda fazla inkişaf etmiş. <laughs> evet, evet, Süret kanunu net hakikat çok istiva evet. olmuş. Evet. Külli irade denmesinin sebebi cüz'i irade de olduğu için mahlukat yönüdür. Allah yönü değil ya. Yani. Ona irade ilahi ise Allah yönüdür. O şey Allah. Yani, bir bir evet. yani külli iradeyle. Bak şimdi. Burayı yazmam lazım ki gözüksün. Var mı arkada? Arkada olabilir belki de. Ha var ya. Var. Neler var ya? Şimdi bak gelelim mevzuna. Bak şimdi bu çok önemli. İradenin, seni sordum burası. İrade vicdandadır ya. Nasıl işliyor? Işte, sureti cüz-i ihtiyardır. Dimaya Kanun eti zaten kendisi olduğu yer. Vicdandadır, irade oradadır. Cüz irade. Hakikati nedir? Külli irade, büyük insan. Külli demek Allah'a bakan değil, kainata bakıyor. Yani cüz'i kainatı sura, külli insanı ekber. Tamam, büyük insana tecelli ediyor. Ee, şey ise, Mahiyeti ise Mahiyet Allah. Allah'ta. İrade-i ilahiye. Abi o zaman külli irade, irade-i rabbaniye oluyor. mi oluyor? Evet öyle gibi durduk. Evet. Hı. Evet. İrade-i yani rabbaniye. İrade-i rabbaniye. İrade rabbaniye. Eğer eylemde ise irade i rabbaniye eylemde. He. Eyle öyle zaten. Evet. evet yok, yok. Biraz önce okuduk. Sizde var. Şey oluyor evet. Külli irade hem irade-i rabbaniye hem irade-i Rabbani şey irade irade şey irade ilahiye ama yok. İrade-i rabbaniye. Evet. Hasan abi, bir... değil o arka vahiy Rabbani. Eylemde eylemde olursa hmm. Rabbani, Rabbani. E, Allah'ın zatında ise ilahi. Evet. E, yani başka bir şeyinizi buraya değil de şimdi bunu bir çözmek. Yani sureti cüz ihtiyari. İhtiyar mevcudadır. E, cüz irade ise bak ihtiyar değil irade ise. Zaten vicdan da yeridir. Hı hı. O da Cenab-ı Hakk'ın tahayyüm ve teşavvü. Cüz'i olunca külli otomatik olmak zorunda. Çünkü bu küçük insanda, bu büyük insanda, kainatta. Bu da zatına bakar. Eylemde değil bu. Zaten külli esmaları... Küllü diyebilmesi için cüzde lazım. Evet. O büyük masayı getir deyince küçük masa da var. Hı hı. Burası soğuk deyince sıcak da var gibi. Yani zıtların şey olduğundan. İrade-i Rabbani olduğu konusunda da en fikir. Mi? E irade-i Rabbani rububiyettedir yani. yani Eğer e, Rab olduğunu e, sil, o zaman subuti sıfatta ilim irade geçiyor. Rabbani geçmiyor ki. Hmm. İlim irade sen basar kudret hayat kelam. E irade-i Rabbani geçmiyor ki irade. Hmm. Ha Rabbanı oluyor rububiyet yani. Rab hmm. eylemdeki irade yani demek. Hmm. İrade-i Rabbani demek e, rububiyetteki Rab. Ha. Bir şey olacak. Şey Söyle, öz şey, şey, çevireceğim. Şey, şey şey Bunlarla ilgili. İradeyle ilgili. söylemiştim He. Ee, iradenin cüz <laughs> ihtiyarsinin sureti <laughs> diman herkes <laughs> duysun diye sesimi yükseltiyorum. <laughs> tamam. Tamam onlarla karışma sen anlat. Bir tasavvurda haşa yaratıyoruz. Yoku var varı yok ediyoruz. Tamam. Bu cüz irade olması lazım. Tamam. Ayrıca izanda vicdan var İmtisal ile ile irade ediyoruz. İzan divan vicdanıdır. Bu da cüz-i iradedir. O zaman cüz-i ihtiyar için Osman kaldı. Tasdik kaldı. Dikkat olmaz imam. İltizam ve itikat kaldı. Belki bunlar da bir şeyler olabilir ama Biz bunları cüz-i ihtiyarı olarak düşünürsek sistem eksik olmaz mı? Ben cüz yani vicdanın dimağda da aktif olduğunu tahayyül ve tasavvurda ve izanda. Doğru doğru, mayat, işte doğru, doğru. Öyle zaten. Eğer dersek iradenin dimadaki aktifliği ihtiyardır diyor Ali. Biz demişiz ama diyor sıfo değil. E, cüzi orada serbest vaziyette zaten aktif. Cüzi ihtiyarı demek ihtiyar. Diman sonucudur. Tahayyül, tasavvur, akul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat, Sonuç ya. Yani hepsinden besleniyor. Dimağın hükmü. Hükmüdür. Heh. Hükmüdür. İhtiyar da. ihtiyar da ona gelmeden önce iltizamda ya. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, iltizam. diman altıncı tabakasında. Orada içerisi nedir? İhtiyar var. Yani eylem. Yapıp yapmamak oradan kaynaklanıyor. O nereden besleniyor? Alt veri tabanlarından besleniyor. Tabii ki irade serbest bölgede halk ediyor. Evet. Yok ediyor, evet. var ediyor. Bunu ne ile yapıyor? ihtiyarla yaptırıyor. Evet. Ama komutu kim veriyor? İhtanda. Vicdandaki irade yapıyor. Evet. Orada çalışıyor. Allah böylelikle Allah'ın Halik ismini mazar oluyoruz. Halik ne demek? Yoku var ediyor. Varı yok ediyor. Yoku nasıl var edersin ya? Nefsilemir de yapamıyorsun. Ama ben bana malikim. Allah bu kainata hakim. Değil mi zahirde böyle? Bana demiş ki zahir dedi ben sen ben de sana hakimiyeti sen veriyorum. Benim tecellilerimi kainatta kendi aleminde de yap. Ben yaratıyorum. Dağları yoktan var ediyorum. Dağları kaldırıp baba yapıyorum. Sen de var yok yoku var et. Buna da mı azar olmak istiyor? O zaman bu cüz-i irade. He, <laughs> he, cüz-i irade tamam. Nerede yapacak? Ama e, subuti sıfatta irade-i yok. i̇rade ilahi yok. Çıplak var, mastar. İlim, irade. Sen, basar, kudret, hayat, kelam. Yani ilahisi, Rabbani'si yok. Eylemde demektir. i̇rade ilahiye. İrade-i Rabbani deyince eylemdedir artık. Eylem. Tamam Dolayısıyla irade mastar olarak subuti sıfatın bizdeki vicdanda mı? Eylem yapacak. Ne yapacak bu adam? Var yok yoku var etmek istiyor Allah gibi. Dima kullanacak. kullanacak. İzan yoluyla diman çıkacak. Serbest bölgede evet. dağları yok edecek. Yoku var edecek. Evet. Zanlar olacak. Alemimizde dolaşacak. Hastasın diyecek. Değilsin. Meşiyet hastasın diyecek. Siyahatlıyım diye irade yapacak bunu. Evet. Aynı kanuna öteki sayfada. Evet. Ben hastayım diyen kim benziyor? bizde? Bizde. Hastayım diyen meşiyettir. Hayır ben çok iyiyim diyen iradedir. Ademi şeylerin vücuduna meşiyet, vücudun menşei irade. Vücudun vücuduna irade, bizdeki Ademi günahlar vesaire. Yani yapmam gerekenleri yapmamak. Yapmamakla yapılanlar. Yapmam gerekiyor. Yapmamakla yapılanlar meşiyetle yapmamla yapmalarım iradeyle diyor. Dolayısıyla serbest bölgede senin o dedin de şimdi biraz üzerine durayım. Kafan geçen hafta ben duruyor. Evet onu yapıyor. Varı yok ediyor. Yoku da var ediyor. Kim yapar? Bunu ihtiyar yapamaz. İhtiyar yoku var edip varı yok edemez. Mevcuda taluk ediyor. Vardan varı yapacak. Bu, bu mu o mu şu mu? Bu aslında sanki hatırlıyor musunuz? 2-3 hafta önce beyaz bir sayfede irade taluk ettiği zaman oradaki yazılmış gözde görünmeyen yazılar ortaya çıkardı ya. <laughs> şimdi bizim insandaki yok edip var etme meselesi serbest bölgede beyaz bir sayfedeki daha önce yazılmış harflerin yazının ortaya çıkması mı? Yoksa irade ederek beyaz bir sahafet sayfede yazıyı yazması mı? Bak şimdi irade çok basit olur. İradeden çıkın iradenizde. İradeyi nefs-i emre harice e, mahkum edip şu mu o mu o mu diye. E buna mahkumum. İrade yokken vücut yaratacağım. E, o bizdeki cilvesi. Bizde de aynı aktif olacak. İrade şunu mu bunu mu kılayım mı kılmayayım mı yapayım mı ney o mu bu mu mecburum ona ya o ya o bu irade olur mu olmaz cebir var irade diyorum ki bu mu o mu başka şık yok mu yok seç e, cebir oldu irade böyle değil bunu bu sefer şahsiyetine yakışmaz bu adam amir ya komutan gelmiş, emekli olmuş diye kapıcı yapıyorsun bir iş, bir fabrikaya. Tamam emekli ben size çalışayım. Yani ona adam genel aldı, emekli oldu diye ya bir yönetim bir şey ver. Kapıcı o giriş çıkanları denetlemesin ya çantasına bakmasın adam. Olmaz da tamam. o. Şimdi irade ediyorsun ki bu mu o mu? Ya kardeşim ya beni buraya niye indirdiniz ya? Başka şık yok mu? Yok. Bu şık var. Bu cebir olur. Bunu kim yapacak? ihtiyar yapacak. İrade ne yapacak? Yoku var, var varı da yok edecek. İç halin. Yani, icdadır, <laughs> yaptırır, He. Şimdi peki senin dediğin doğru. Doğru ama onu yaptırıyor. Kendisi yapmıyor. Varı yoku yoku da var ediyor. orada. <laughs> ne dedi anlamadım ne diyor. Şimdi gelelim işaret-i ne istettim. Sana bir geri, şey miyim? Evet, Şimdi, e, o zaman irademizle hani lafif mahpus'da e, bizim ne Biz kadar yaşadığımız işte, orada yani. Belli bazı amellerimiz. O İranet zaman irademizle bazı ye, şeyleri eee oradağimizdeki kütükteki bazı kaderi evet. değiştiriyoruz. Değiştiriyorsun. Şeyleri, evet. Abiler bak. Aha şurada. A 200, 199 Halifelik Sırrı. Bak okuyorum. "Kale" dedi. İnni alimu ma la ta'lemun. Ta Cümlesiyle cevap vermiştir. Yani eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Allah söylüyor. Kale. O melek olsaydı kalu dediler. Bu kale dedi Allah bu sefer. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Ta yani 199. Yok 255 mi şu Yok o yeni. Şey, münafını, masyarak... Eşya ve ahkam sizi malumatınıza münasır değildir. Okuyorum. Adem ilminiz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Niye? Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Tırnak içine alınca Allah'ın sözü. Tam. Nazara alma. Sır insani. Nerede söylüyor? Zaten halifelik sırrı. Halifelik sırrı. Tam. Başka şeyde de söylüyor bak. Halife sırrı şurada da diyor. <laughs> halifelik sırrı devam ediyor. Adem'e ve Alim Adem esma burada daha var. Ondan sonra bir yer daha var gene bu. Herhalde onun karşısı olacak. Onu da göstereyim size de. Burası e, fesatları yoktur. E, burada 198'de de var. Neresi bakayım? Ha şuradaymış. Bak. Aa bak şurası. Diyor ki bu kadar fesat, şurur, kötülük, kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Hmm. Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmeti, iktizası ve rizası var mıdır? Samin o işitenin dinleyeme makamda olan bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulunuldu ki <laughs> burayı çok ciddi nazar alın. Yani keyfiniz artacak, değeriniz çöplük tarcamazsın. De Başka günahlarımızla yeyi atamaz. Şeytanın gayesi seni günah işlettirmek değil. Günah işlettirip günahla yeyi atmaktır. Çok berbat bir şey bu. Hmm. ama burada yeyi atamaz işte bunu bilirsin. Beşerin o şurur ve fesatları tamam mı Allah'a? Yani melekler demiş ki meleklerle konuşma Allah'ın. Ya bu kadar şurur, fesat, kötülük, cinayet, kan dökecek. Niye yaratacaksın? Bunu ben size ibadet etmeye ibadet ettiğimiz yetmiyor mu? Daha biz cinsimden çoğalt. Beşer zaten bir avuç olacak. Ama bir Allah'ın bir sırrı var. O sırrı taşıyacak bir halife lazım. Halife peygamberin devamcılığı gibi manası ya. Benim de bir halifem olacak. Ama siz onu saçam ben gayem ibadet değil. Sırrımdır. Sırrım ortaya çıksın. Bir sırrım var ki sırrım ortaya çıksın. Bir sırrım var ki sırda kalıp sır olsun. Sırlanmasın. Beşerin o şurur ve fesatları diyor Allah. Onda vediye bırakılan sıra mukabele edemez affolur. Anlıyor musunuz burayı? Allah diyor ki beşerin o şurur, şerleri ve fesatları, günahları onda ben, ben onda vediye bırak, bırakılan sıra niye hemen bela gelmiyor? Niye bizi yok etmiyor? o sıra mukabele edemez, af olur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetlerine, ibadete muhtaç değildir. Niçin? Biz sadece ibadet edelim. Çoğaltalım, melekleri çoğalt. Bu şurur, fesat, kötülükleri yapacaklar. Niye çıkartıyorsun? Gayem diyor, ibadetsiz değil. Çünkü bak Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değil. Ancak Allamul Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir. Nedir o? Onda vediye bırakılan sırrım içindir. Sır da ne diyor? Benim beşere, beşerin hılkatı hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Gale, Allah söylüyor. Galu, melekler söylüyor. Dediler, galu. Gale, dedi. İnni alemu ma la ta'lemu. Ta Beni bildiğimi siz bilmiyorsunuz. Ne biliyorsun ya Rabbi? İzah ediyor. Beşere ben bir hikmetinde bir sırrımı koydum. Ona bir sır var. O sırrı, o ne günahları yaptıkları şurur fesatları o sırrımı yok edemiyor. O sırrımın hatırası için Fesatlarını şimdi nazara almıyor. Şimdi. Şimdi almıyor. O sırım takuk etsin. Çünkü sırlanacak olanlar sırrı fark edecek. Sırlanmayanlar cam gibi ayna olmayacak. Karşıyı görecek. Eğer camı sırlarsan sen kendini seyredeceksin. Sır Sırlama var ya işte camın arkasındaki o gümüş boya. Sırla, sırlama demek o. Sırlamayı kaldırırsan ayna cam olur. O zaman hep karşıdaki kusuru görürsün. Ne yapıyorsun lan? Ne öyle yapıyorsun? Ne böyle yapıyorsun? Hep kendisiyle de hiç meşgul Hep hariçte meşgul olur. Tenkitçi olur. Adavetçi olur. Geçimsiz olur. Bağnaz olur. Kusur görür. Affedemez. Kötülerle geçinmeyi beceremez. Beceremez. Ya iyi insan ararsan yok ki öyle bir şey. Yüzde yüz ancak peygamberdir. Yapamaz. Nedir o meziyet? Onlarla da bir be geçinmeyi becereceksin. Köpeklerle de, ayılarla da, insanlarla, evliyalarla insan öyledir. Sığırı hangi ahlak olursan sığırdır. Ama insan gittiği eve göre aynı değil. Ya kötülerle, eksiklerle, sana hücum eden, kıskanan, sana ta tahkir eden, hakaret eden, sana hücum... Onlarla da geçinme yollarını bilmen lazım. Neye benziyor? Cam. Niye böyle? Niye öyle? Niye şöyle? Niye yağmur yağıyor? Niye şu olmadı? Niye gazi böyle oldu? Niye niye niye? Dur. Camı, aynı cama bakıyorum değişmiyor. mi Ar arkayı sırlar mısınız? Sırlamak demek. Gümüş boya. Aynı camı gümüşle. Aa, Hani oraya görüyordum. Şimdi kendimi görüyorum. Sırlayınca sır sahibi oldum. O zaman diyor ki... Sırlayınca sır sahibi oldum. bırak <laughs> Günahlar nedir? O sırın arkası bozulmasın diye. O sır kalkmasın ya boya. Gümüş. Arkasına boya vuruyorlar siyah. O camı ayna yapan değildir. Sır dökülmesin diye. O günahlarımızdır. O sır Allah'ın bıraktığı sır, sırdır. Benim bir sırrımdır. Sırlam, sırlama derler. Eğer o günahlar olmasa o sır dökülür. ...melek gibi olur. Aa, Çünkü, zaten şiştik şiştik demez, Anladın mı? Günahlar sırrı tutmak içindir. Öyle Çünkü abi. melek de... ...günah yapma Aa, olmadığı şey için... Şey me da o ...melek dese ki... o sırrı ben taşıyayım, ver bana taşıyamazsın. Niçin? Çünkü boya vuramıyorum. Sende günah yapma kabiliyeti yok. O e, sırrı dökülmesin... ...gümüş diye. Arkasına siyah boya... ...siyah ademidir, günahlardır. Evet... Sen diyor güne yapacak kabiliyetin var mı? Yok. O zaman o sırı tutamazsın. Sen sır tutamazsın. Ama bak ne oldu? Şey günahlar sır ses günahlar sırlama sır sahibiyim. İkisi de değilim. Günahta ben değilim. Sırlama da ben değilim. Cam da ben değilim. Ben kimim? Ben benim. Bu, bu, sırdandır değil mi abi? Diyor ki ya siz günah işleyip tövbe etmezseniz ben sizi Günah işleyin ederim. değil işte orada. Günah işleme kabiliyetin olmasaydı melek olurdun. Evet. Günah işleme kabiliyetin olmasına rağmen işlemeyebilecek fıtratta. Mesela bir sır düşün veya bir başkasını düşün. Açlıktan ölüyorum Ramazan'da. Sığra desen ki sığırcım. Çok açsın biliyorum. Aha ot ama yeme. Bir yarım saat sabret yapabilir mi? Köpek yapabilir mi? Biz şiddetli muhtaç oluşta hayır demiyorum. Bu yok. O ayet öyle diyor. Sizi helak ederdim. tekrar bir, şey ha, Yani o siyah boya diyor ustadın söyleme de ademi vücutlardır. Ademi günahlar yani. O sırlamaya vurmuş. O gümüş dökülmesin diye. Eğer o siyah vurulmasa sır dökülür. Sır dökülürse ayna olur cam.

Evet. Yok yok beceremez de geçiyor Mestevi de. Şey cam, camın camın Adem'in günahlar aynadaki e, siyah boyaya benzer amellerimiz ibadetimiz cam parlak yüzüne benzer. Evet. Şimdi e, burada kesiyorum. O e, sırlama ne demek? Hani derler ya sırlama. Ya yani, sırlama sır sahibine sırrını anlatmak için. Yani e, aynayı şey ayna diyorum tamam camı ayna yapan, bizi biz yapan, bizi bize dönüştüren, bizi bize gösteren sırdır. Sır nasıldır? O sırlama olunca. Yani boya vurulunca. Ama o boya tutmaz. Gümüş dökülüyor hemen. Orada tutmaz. Ona onu orada tutacak bir şey lazım. Yani ne demek biliyor musun tutacak bir şey? Sevin. Şimdi biz Esma Yusuf'tan iyi dinleyin şimdi. Esma cil cilve cemal nakış sanatları mıyız? Ha, 100, 109 işareti ceza diyor ki birbirine fıtraten birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. ederler evet. Tamam mı? Birbirine e, f zıt olanlar birbirini nefret iterler. Evet. Şimdi biz esmacı Esma'nın cil ve cemal nakı sanatı mıyız? Evet. Esma orada mı biz burada? Bizi ne yapar? Mıknatıs ve şey demir çeker. takteyi çeker. Bizi Esma'nın cil ve cemal nakı sanatı diye buraya tutan adam buraya girmesi lazım. Günahlar ve şeytan girmiş bizi demiri mıkladıysa yapışmasına mani. Burada bir vücut oluşmasına sebep işe yarıyor şeytan ve İyi günah. Var desek olmazdı. Ama olmazdı. işte ustad demiş. Ustadın dedi niyet edem. Kemalat insaniye makası de hayri külliyesine vesile oluyor. İns şey şeytanın insanın faydası, insana faydası kemalat insaniye makası de hayri külliyesine. Ne demek? Esma burası. Esma'nın cil ve cemal nakı sanatıdır. Her eşya aslına rücu etmeye, dönmeye meyildir. Birbirini celp ve cezbederler. Yapışacağız yani. Mıkladis demir. Tak yapışacak. Burada tutması için burada bir berza, bir içici, bir zıt bir şey olacak. Yani buradaki çekim alanını yok etsin ki çekmesin. Bir tek vücut olmasın. Hem ost olmasın. Hem özost olsun. Ondanım, o değilim desin. Nedir orası? İşte beni buraya tutan. O sırın arkasındaki boyadır, günah yapabilme kabiliyetidir, şeytanın varlığıdır bu mesafeyi tuttuğu için. Bu mesafeyi tutuyor. Şeytan bir sistem abi. Sistemdir tabi. Sistem, sistemin başına izazı Yani sisteme bir isim verilmiş. Ve da davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalatı.